ve çelişkilerle konuşuyor. Korktuğun bir şey var ki kaçıyorsun. Bir parlak sonuç verdi. Gözün aydın. Benim oradaki muhabirlerimin can güvenliği size emanet. Gerçeklerin ortaya çıkması için canlı başlı mücadele etmeyi sürdürürsünüz. Selamlar, merhabalar. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun. Çok çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Allah bu enerjiyle başlıyorum. Efendim hoş geldiniz. Show TV ekranlarında Vazgeçme programıyla sizlerle birlikteyiz. Hayırlı cumalar. Bugün günlerden cumaydı değil mi? Cuma. Benim için 7 gün aynı valiyor. Her gün aynı yoğunlukta çalışıyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz? Karşınızdayız. Bugün de çok önemli gelişmelerle sizlerle birlikte olacağız. Bugün özel bir gün aynı zamanda sevgili izleyiciler. Biliyorsunuz sosyal medyadan da görmüşsünüzdür zaten. Gerçi ben sadece bugün hayır denmesini çok anlamlı bulan kişilerden değilim. Yani her gün aslında hayır demek lazım. Neden bahsediyorum? Kadına karşı şiddete hayır günü bugün. Bugün değil, her gün hayır dememiz lazım. Çünkü maalesef ülkemizde her gün, her saat, her dakika bir kadın ya şiddete maruz kalıyor ya da maalesef öldürülüyor. Yani şunu söylüyorum ben bazen. Türkiye kadın mezarlığına dönmüş dediğimde ben bile söylerken çok ürperiyorum, çok ürpertici ama maalesef doğru. Bu yıl 2022 yılında 327 kadınımız öldürüldü. 327 kadın, 327 can gitti bu memlekette. Dolayısıyla sadece bugün değil, biz her gün kadına şiddete hayır demeliyiz. Bütün kalbimizle ve bütün yasalarında çok iyi bir şekilde uygulanması gerekiyor bu anlamda. Sadece kadınlarımıza değil, her türlü şiddete karşı olmalıyız. Yine bugün sosyal medyadan görmüşsünüzdür. Ben birazını izleyebildim, devamını izleyemedim. Hayvanları zaten çok seviyordum. Bir kedim var biliyorsunuz, sizlerle paylaşmıştım. Adı Balım. Dünya tatlısı, eve gittiğimde beni bekliyor, mırlıyor. Dolayısıyla bugün o görüntüleri izlediğimde yani Balım aklıma geldi. Kimden, neden bahsediyorum? Konya Büyükşehir Belediyesi'nin oradaki sahipsiz hayvan bakım evinde bir can, yani birazına bakabildim. Kafasını kürekle vurularak öldürülmüş. Gerçekten korkunç bir şeyden bahsediyorum. Bir kişi gözaltına alınmış ama sadece gözaltına almak yetmez. İnşallah çok hak ettiği en ağır ceza ile cezalandırılır. İnşallah. Çünkü o da can. Yani biz her türlü canımıza sahip çıkmalıyız. Yani olacak iş değil. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz? Nasıl onun kafasını sen vurarak onu öldürebilirsin ya? Olacak gibi, olacak iş değil gerçekten. Konya Büyükşehir Belediyesi'nde bir an önce kim ne yaptıysa bununla ilgili bütün sorumlarında ceza ve yani yargı önünde gereken cezayı almasını bütün kalbimle diliyorum. Şimdi hemen hızlıca başlayalım. Emekli Cinayet Büro Polisimiz Orhan Kemiksiz, avukatımız Selma Yıldız'la beraber sizler birlikteyiz. Konuştuğumuz konularla ilgili Bayram Tosun cinayetiyle ilgili çok çok önemli bir gelişmeyle bugün karşı karşıya olabiliriz. Ailesi burada, konuşacağız. Şimdi 3 çocuk annesi 28 yaşındaki Aygül Mut. 18 gündür kayıp. Aygül Mut'un annesi nerede? Benim. Burada mısınız? Merhabalar, evet. Hoş geldiniz. Ben 3 çocuk annesiymiş. Fotoğrafını ekranlara getirdim. Sevgili Aygül, 3 çocuk annesi, 18 gündür ortalıklarda yok. Sağlık sorunu yok. Daha önce evden hiçbir şekilde kaçmamış. Ailesi nereye gittiğini bilmiyor. Can güvenliğinden endişe ediyor. Dolayısıyla annesi Hatice Hanım bir an önce kızı Aygül'ün bulunması için bizden yardım istedi. Ben de fotoğrafını ekranlara getirdim. İzmir'den geldiğinizi biliyorum. Evet, evet, kızımızın, daha doğru genç kadınımızın fotoğrafı ekranlara geldi. Ya da sevgili Aygül, bizi arayabilirsin. Çünkü annen senin 18 gündür senden haber alamıyor ve inanılmaz endişeli. Bak bugün de kadına şiddete hayır günü. Biz maalesef Türkiye'de kadınların nelerle karşı karşıya kaldığını biliyoruz. Ya şiddete maruz kalıyorlar, ya öldürülüyorlar, ya bedenleri satılıyor. Her türlü şiddete maruz kalıyor kadınlarımız. O yüzden inşallah emin ellerdesindir. Yani 18 gündür ailene ulaşamıyorsan da bu iş hiç de, yani insan annesini arar hiç olmazsa. Annesi çok endişeli. Sadece bir kez bir ulaşmaya çalışmış. Fakat hiçbir şekilde annesini aramaması, 3 tane çocuğunu da geride bırakıp gitmesi insanı biraz endişelendiriyor. Elimizden geleni yapacağım. Merak etme. Siz de babası mısınız? Evet, evet, babası beyefendi de burada. Fotoğrafı da ekranlarda. İhbarlarınızı bekliyorum. Ya da Aygül'cüğüm lütfen bizi arar mısın? Annen çünkü senin nerede olduğunu bilmiyor. Çok da endişeli. Hiçbir şekilde irtibatta kuramıyor. Sadece mesaj dışında. O mesajı da başkaları yazmış olabilir diyor. Ve gelelim sana sevgili Esen. Antep'te Esen çok
öfkeli, kaşları çatık. Dün yayından sonra çok ağlamışsın, çok öfkelenmişsin. Ben 24 günlük evliliğimde inanılmaz şeylerle maruz kaldım dediğinde çok aslında bize bazı şeyleri anlatmadığını ben biliyordum. Anlatmadığı ve neden İzzet'in yanına gittiğini ben şimdi biliyorum. Birazdan onun da anlatmasını istiyorum. İzzet gelince anlatacak. Her şeyi anlat lütfen. Ağlama. Ağlama lütfen. Her şeyi anlat ki insanlar bazen diyorlar ya, bazen kadınlar ya da erkekler buraya geliyor. Ben ona da çok karşıyım Didem Hanım. Ama yok. Ben yani çok şey duydum. Benim hakkımda çok şey söylendi. Dünkü konuştuklarımızı hatırlayalım istiyorum. Hemen evet. Arkasına İzzet de gelsin, sonra hepsini konuşalım tamam. Lütfen. Dün hatırlıyoruz önce. Sen yalancısın. Senle ben lisele aşık olamayız. Ben yalancıyım anne. Sevip sevip ayrı kalmak zor ki ve zor. Esen ve 24 günlük kocası İzzet canlı yayında yüzleşti. Stüdyo karıştı. 5 ay sonra sen neden hesap sormaya kalktın? Ailemle tehdit etti. Ablamın numarasını herkese vermekle tehdit etti. Ben otelde çalışıyorum. Arkadaşlarımın içinde beni rezil etti. Aşağılayıcı kelimeler kullandı. Ve artık bıçak kemiğe dayanınca ben mecburen buraya çıktım. Antep'e hangisi gideceğim yok? Dedim. Ablanı bulacağım, abini bulacağım dedim. Benle nikahlıyken gidip Antalya'da yaşayamazsın dedim. Ben gelip seni isteyemem dedim. Bir zat kendisine bu lafı söyledim. Neden isteyemem dedi? Durumum yok dedim. Dayı diyor ki bütün masrafı ben göreyim, ben göreyim. Evet. Ama ertesi 15 dakika sonra da beni arıyorsun. Sen diyorsun otobüs biletine ayır, çık gel, ben seni kaçırmış modu çizeyim diyorsun. O zaman ses kayıtlarını ver. Ses kaydı var, millete de yayıyorsun. Çok varlıklı bir kızla tanıştım, çok zengin, ayağıma kadar geliyor ve bakın ben onu ne yapacağım. Yalan söylüyor evet. Didem Hanım. Sen bir dakika, yalancısın, bir dakika, sen dolandırıcısın. O zaman ben niye evlendin 3 günde, niye ben sana dedim, dedim, ben telefonda da sana söyledim. Senle ben lisele aşık olamayız dedim. Sen beni sevmedin de bazı gelinliği yaptık dedi. Kalpli fotoğrafları niye yolladın? Benim fotoğraflarımla senin fotoğraflarını birleştirip ben sana çok güzel vaatlerde bulunuyorum. Çık gel bu yatak odasına, sana cennet yapacağım. Dediğin fotoğrafları bana neden yolladın? İki tane evladım var dedi İki bana. İki evladı evet. var. Görüşüyor musun evladınla dedim. Evet görüşüyorum dedi. Sonra öğrendim ki ne evladıyla bayağı bir uzun senedir hiç konuşmuyormuş. Konuşmuyor muymuşum? Bir adamla nişanlılık dönemi geçirdim ben dedi. Günlük konuşuyorum. Bana nişanlıyım dedi ya. Beraber yaşamadım dedi ya. Ya beraber yaşamadım, nasıl yaşamadım ya? Ben dedim ya sana imam nikahlı yaşadım. Açık açık Allah'ım söyledim sana ya. Rabbim. Ben anneyim anne. Tamam mı? Ya neresi sen ne annesin, sen ne düşersin ya? Senin ne anneliğin var, ne? Senin babanın hani mı var? Evlatların nerede? Ben çocuğuma kızmış olabilirim. Evlat benim evladım. Kemal'le mi döversin belinden çıkartın? Yalan söylüyorsun. Şimdi 24 günlük karı kocanın karşılıklı suçlamaları inanılmazdı. Ama bugün Esen'in ekibime anlattıkları daha da inanılmaz. Şimdi ne oldu da çok ani karar verdin, sen gittin İzzet'le evlendin diye soruyorduk. Bunun çok yanıtını söylemek istemiyordu. Daha doğrusu çok yanıtlamak istemiyordu. İşte gittim bir şekilde ikna etti beni dedi. Ama başka türlü tehditle oraya gittiğini iddia ediyor. Hepsini konuşacağız. İzzet gelsin lütfen. Hoş geldin İzzet. Teşekkür ederim efendim. Bugün de senin hakkında acayip iddiaları var. Gel bakalım. Kim bakayım? Yani bir 24 günlük evlilik maşallah 24 yıl gibi hiç geçmiş yani. Öyle şeyler bazı insanlar evet. bunu 24 yılda yaşar ne bileyim ama bazıları bir günde yaşar. Siz 24 günde yaşamışsınız. Kocam burada, 24 günlük kocam. Boşanma aşamasındasın. Aslında Haziran ayında sonlarına doğru yollarını ayırmışsınız. Fakat sonrasında tehditleri artmış ve yani hem paranı alamamışsın. Ne kadar öfkelisin İzzet'e. Ne kadar öfkelisin. Öfkeli değilim. Beni bu duruma düşürdüğü için çok kıskınım. Öfkeli değilim. Kızgınsın. Kıskınım. Ben çünkü benim çok güzel bir hayatım vardı. Benim hayatımı tarumar ettin. Benim ailemle tehdit ettin. Milletle rezil etmekle tehdit ettin. Beni görüntülü arayıp fotoğraflarımı ekran kaydı yapıp da beni onunla tehdit edip de sen gelmezsen bak ben bunları sana ne yapıyorum dedin mi? Olur mu yani? Ayıp. Açık fotoğraflarımdan bahsediyorum sana ben. Neydi? Ekranda ekran görüntüsü aldığım fotoğraflardan. Elimle sildiğim fotoğraflardan. Çöp kutusundan geri getiremez miyim dediğim fotoğraflardan bahsediyorum. Yo
yollamayaydın. Sen... Böyle ağlayarak kendini haklı... Konuşma, her şey gözümün içine baka baka konuş. Ya, sen ya benim, sen... ben seninle konuşurken... Sen bana ne dedin? Ne sen dedin? Benim koç... Evet. Hı? Göstermeyeydin. Ekrandan görüntüleri madem mi aldın? Madem geldin iki gün evimde kaldın, niçin benimle beraber oldun? Beni onunla tehdit ettiğin için olamaz mı? Ya bu kadar bir ben insan bir yalancı olamaz ya. Tehditte kim kimle beraber olabilir ya? Sen ne kadar... Siz bana bazı şeyler söylediniz. Burada hı? iddialarda bulunuldu. Telefonla ben... aranıldım bir saniye. Evet. Telefonla aranıp konuşmak istiyorum. Çünkü benim bugün son günüm. Tamam işe konuş ama gerekiyor. Merak ettiklerim bir de var. Bir saniye. Evet. Benim de merak ettiklerim var. Peki. Lütfen. Ben önce bütün herkesin affına sığınaraktan söylüyorum. Ben orada çalışmış olabilirdim. Olabilirim de. Eğlence bakın, mekanlarından bahsediyorsun. Bakın evet. 3 yıldır ben ayaklarımın üzerinde duruyor muyum? Duruyorum. Aşçılık yapıyor muyum? Yapıyorum. Ben çocuklarımla irtibata geçmek dönemindeyim. Bakın, irtibata geçmek dönemindeyim. Ve ailemi çok güzel düzene koymuşum. Bir ev tutmuşum. Bir işim olmuş. Bir kariyer sahibi olmuşum. Neden bir anda bu kariyeri, bu her şeyi yıkıp da böyle bir adamla evlenip mantıklı bir açıklamasını bana söyleyin. 6 yıldır kariyer yapamayan, evladıyla konuşamayan... Bir günde mi, bir ayda mı konuşuyor? Bir ay mı? Ya? Sen bir ay mı diyorsun? Sen ne zamandan beri evladınla konuşmuyorsun ya? Ben 3 yıldır diyorum, ben aileni toplamışım, evladım senin evine gelebilir mi diye. Bizzat sen bunu bana söyledin. Sen benim hayatıma tsunami gibi düştün. Tsunami gibi! Ya sen yalancını Belli. Şimdi bir dakika, bir dakika lütfen, bir saniye. Bu sahneye götürüp de... Senin bunu kim anlattı biliyor musun? Ne yapmış, kendini ne yapmış? Anlattın. Bir dakika, bir dakika. Korudan konuyu izlettin. Bir dakika, korudan konuyu atladık. Ne yapmış anlamadım. Evet, ne yapmış? Bir daha söyle. Sen beni tehditle evlendin. Ben seni... Nereye götür? Kirvesinin bir tane bu sahnesi var. Kendine ağzıyla kirvesi de varken itiraf etti. Ne yapmışlar? Ne hangi kadın oraya götürmüşler? Kadının bir tanesiyle gidiyorlar. Kirvesinin bu sahnesi var. Evet. Oraya gidiyorlar. Evet. Kadın 10 dakika geçiyor geçmiyor. Çığlık çığlığa üstü başı paramparça şekilde çıkıyor. Kirvesinin arkasında saklanıyor. Bunu kendi ağzından birebir kendi ağzıyla dinledim. Şimdi bir saniye Didem Hanım, özür diliyorum. Buzhane dediği yerin her tarafı kamera. Öyle bir böyle şey olmadı bir şey... mı? Bir kadını götürdünüz mü oraya? Hayır efendim, götürmeyin. Ses kayıtlarında yalan da vardır. Yalan söylüyor ya. Bir dakika, bir dakika. Adım adım gidelim mi lütfen? Siz yapar mısınız bir böyle dakika. Bir şey? Tabii ki olmak. Önce bir dakika lütfen. Esen'cim, şimdi sen diyorsun ki ben Antep'te hayatımı yoluna sokmuştum. Evet. Çocuklarımla iletişime geçecektim. Evet. Onunla üniversitenin şeyinde aşçıydım. Evet. Vesaire vesaire. Sonra ben işte sosyal medyadan tanıştım. Evet. İzle sana demiş ki lütfen işte ben seni daha yakından görmek istiyorum. Sen de ona çıplak bir şekilde vücudunu göstermişsin. Doğru mu? Hayır. Ben işten geldim. Anlatmak istiyorum ki. Anlayayım işte evet. Tek tek anlatmak istiyorum. Çünkü çok yanlış anlaşıldığım için tek tek anlatmak öyle anlaşıldı istiyorum. Yani. Sen ona evet. Ben herkesten de ayrıca özür diliyorum. Affına da sığınıyorum. Kendimi yanlış ifade etmiş olabilirim. Tamam anlat. Ama nasıl çekti senin görüntülerin? Çok sinirleniyor. Ya bu anlattı böyle. Öyle demiyor. Hayır. Senle ama görüntülü konuşuyor. Görüntülü konuşarken ben bunu zorla soyabilir miyim? Didem Hanım. Dur, bakın ben kelimelerimi şu anda tek tek söylüyorum ki anlayabilirim. Bize olayı anlatır mısın lütfen? Tamam. İşten çıktım. 10 dakika sonra köşe başındayım. Evime girmek üzereyim. Evet. Beni bu şahıs görüntülü aradı. Ben de açtım. Evet. Ondan sonra biz biraz konuştuk. İzzet dedim telefonu kapat. Ben üst çünkü kasaphanede çalışıyorum, et kokuyor üstüm yani. Duş almak istiyorum. Ben senin karın olacağım. Sen benim kocam, karım olacaksın. Benden mi sakınıyorsun deyip. Ev yok ama bak dedim seni şey yapıp istinade ederekten söylüyorum. Yani o anda soyundum. Evet. O anda da benim bütün fotoğraflarımı ekran kaydı yapıp beni tehdit ettiğine araç vermiş, malzeme vermiş. Madem tehdit etmişim, çıkarsın tehdit ettiğim şeyleri. Sildin.
Silindi ve kire senin ya çok kutunca. Ya silinir mi ya? Belki bu kadar yalan. Geri bu kadar var. Yalan dolan geri olur mu ya? Gir. Fotoğraflarımı geri ya getir. Ya bu kadar yalan. Gir. Didem Hanım çıkartamaz mısınız siz? Çıkartırız da. Tamam, bak telefondan efendim. Geri gelir. Bu nesi yalan? Böyle bir şey oldu mu? Ama az önce dedin ki. Bir dakika, az önce sen dedin ki. Sen de bana çıplak kameranın karşısına geçmeseydin dedin. Evet, sen yok, dedin. Evet, kendi gösterdi. Ha kendi gösterdi. Kendi gösterdi. Tehdit mi etti? Madem tehdit etmişim. Polisi var. Savcısı var. Bana gelmeden şikayette bulunmadı. Aynı anda konuşmayın lütfen. Nasıl? Ne dedin? Madem tehdit etmişim, öyle bir konuda tehdit etmişim değil mi abla? Evet. Polisi var, hakimi var. Benim yanıma gelmeden oraya gideydi. Evet. Vallahi benim soracağım soruyu o sordu. Oraya gideydi abla, madem öyle tehdit ya. Utandım. Böyle bir şey var mı? Gerçekten kim kime zorla tehdit çünkü edebilir ya? O kadar çok dediğiniz olaylar, önceki hayatımda o kadar çok şeyler olmuştu ki. Utandım tam da hayatımı düzene sokarken. Çekindim. Yemin ediyorum sen şu an yalancı gözyaşları döküyorsun. Bilerek ve isteyerek mi o görüntüleri verdi sana? Evet. Evet. Kim verir ya? Kim verir ki? Benim hayatım düz. Yemin ediyorum. Ya şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Bak bir şey söyleyeceğim. Bak öncesinde sevgili Esen'cim sen de orada hata yaptın. Öyle bir şey yaptıysa zaten hemen gidip savcılığa suç duyurusu bulunmalısın. Şu anda yapmadıysan şu anda bulunmalısın. İkincisi, evlatlarım var. İkincisi, her şeyim var. İkincisi her şeyim ben üstümü değiştiririm deyip orada hayır tuşuna basıp göründü. Çünkü evet. Sen oda, şeyde evet. Antep'te yalnızsın. Antep'te yalnızsın, daha bir araya gelmemişsiniz. Kapatırsın, banyomu yapayım sonra görüşürüz diyebilirdin. Evet. Niye hayır demedin? Evet. Ben gizlim saklım yok demek istedim. Neyin gizlim saklım? Adamla daha yeni tanışmışsın. Adam diyor ki ben evet. Senin diyor şey kıyafetlerin tamam olmadan... Tamam da peki hırsızın hiç mi suçu yok? Ne hırsızlığı yapmışım? Hani... Teşekkür ederim Orhan Bey. Hiç hırsızın hiç mi suçu yok? Tamam peki öyle. Tamam bak Esen'cim. Şimdi şöyle yapayım. Kısa ve öz bir şekilde söylüyorum. Benim hayatımı mahveden insanın hiç mi suçu yok? Peki sen oraya gittikten sonra, tamam mı? Oraya gittikten sonra neden o zaman şimdi izleyeceğimiz videoları çektin? Gelsin ekranlara madem. Ben anlamıyorum ya. Tamam. Ben anlatacağım pek. Nereye gidiyorsun? Sana ne? Ne demek sana ne? Sen beni sevmiyormuşsun ki, hoşlanıyormuşsun. Nereye istersem oraya giderim. Olmaz. Kıskanırım seni, aldatma beni. Bir delilik yaparım bilesin. Kimseye benzemem, yalana gelemem. Başkasını inan sever. Bir anlasam diyorum artık seni. Öylesine sevdim ki yüreğime, kalbime ve hatta hücrelerime kadar işledi. Ama o bilmez ki mutsuzluğu, yorgunluğu. Onu öylesine sevdim ki yüreğime, kalbime ve hatta hücrelerime kadar işledi. Ama o bilmez ki mutsuzluğu, yorgunluğu. Çizgimi aşan herkesin üstünü çiziyorum artık. Hiçbir şey eskisi gibi değil. İşinize gelirse, Yaşım dediğimiz bize sert ya. Şimdi senin çıplak fotoğrafların görüntülerini ekran görüntüsü almış. Daha sonra da benim yanıma gelmezsen bunları sosyal medyada yayınlarım diyen bir kişi var senin karşında. Ailenle tehdit ediyor. Evet. Normalde emniyete gidebilirdin fakat sen tehdit edilmişsin. Korkmuşsun daha önce yaşadıklarını diyelim. Empati kurmaya çalışalım. Seni anlamaya çalışalım. Kendimizi senin yerine koyalım. Oraya gidiyorsun. Bu kez de diyorsun ki seni seviyorum diye video niye çekiyorsun be Esen'cim? Gözünü seveyim ya. Alışmaya çalıştım. Bir saniye ablam. Ay neye alıştın özür dilerim. Bir dakika izlet ya. Senin yaptıkların hani da normal değil de yani. Bir şey vardır, bir tabir vardır. Bir hani bir sürü tabir vardı, bazıları burada söylenmez yani. Hani o yüzden hani acı çekmek şey... Saçmalama özür dilerim ama saçmalıyorsun Esen'cim yani. Ya bak seni kadınlar da izliyor, kadınlara örnek olman lazım. Canım benim ya. Hiç uyumadım ve çok güzel düşündüm. Ha düşün söyle ben yani. Ben çok güzel örnek olmak istiyorum. Böyle değil yani. Herkes kim ne olursa olsun böyle bir insana veya farklı türlü insanlara hiçbir zaman pabuç bırakmayın. Kendi güveninizi sağlayın. İnanın
gerçekten adalet olduğuna ben inanıyorum. Ben bu zamana kadar aman o ne der, bu ne der, şu ne der. Aman ben nasıl yaşarım, aman ben utanırım. Artık utanmıyorum. Evet. İnsanlara biz utandıkça pay çıkıyor. Kusura bakma, bak alnım açık. Tarsus, koca Tarsus biliyor beni. Pay çıkıyor. Koca duydum. Beni Tarsus biliyor. Tarsus. Dün yalanla duydum. Dolanla telefon aldattırdın. Ben sigortalı çalışıyorum. Yıllardır çalışıyorum. Primimim var. Her şeyim var. Buzdolabı satıyor. Evini geçindiriyor dediler. Bir insan mağazayı dolandırıp da buzdolabı satıp Antepli, evimi geçindiriyor. Niye maaşıma icra Antepli gelmiyor? Antepli Ali miydi? Antepli Mehmet. Bir dakika, niye maaşım? Antepli Mehmet'ten dolayı bana icra geldi. Kefildim. Telefon kefil aldım. Miydi? Ödemedi. Kefildim. Maaşıma kefil icra geldi. Kefil miydin? Evet, kefildim. Peki, ben daha seni ilk gördüğüm gün, ilk gördüğüm gün, canlı gördüğüm gün bana ne dedin? Ne dedim? Ne dedin? Ne dedim? İyi hatırla. Ne dedim ya? Sen, senin hesabına bir miktar para yükleyelim, param yoktu diyordun ya. Bir miktar işte 50-60 milyar para yükleyelim, senin kredi notunu yükseltelim, sana araba alalım. Ya burada bu kadar yalanı. Ben sana bir çiçek alamayan adam nasıl sana 50 milyar lira yükleyip de sana araba alacak ya? Oğlun da şahit. Dur, telefonda biri varmış. Bir saniye, bir dakika. Önemli iddia bu. Telefonda bir iddia daha, sahibi daha varmış. İhbar daha doğrusu. Alo, hatta mısınız? Merhabalar. Alo. Ha, merhabalar. Siz kim, hangisini tanıyorsunuz? İzzet'i mi, Esen'i mi? İzzet'i tanıyorum. Biraz yüksek sesle konuşun. Playback'i yükleyelim lütfen. İzzet nasıl bir insandır? Kimdir? Normalde benim arkadaşım. Fakat yalan söylediğini ben biliyorum. Neyi ama yalan söylüyor? Yani konuşmaları, arkadaş esnasında da yalan söylediğini kendisine söyledik. Hangi konuda beyefendi yalan söylüyor? Her konuda. Yalancı bir adam mı? Evet. Senin dedikleri doğru mu diyorsunuz? Hemen hemen doğru. Hemen hemen doğru. Allah razı olsun kardeşim. İzzet'in dolandırıcı Allah olduğunu iddia olsun. Edenler de var. İzzet'in böyle bir dolandırıcılığını az önce ona benzer yok. Bir şey iddia etti Esen. Hayır, yok. Şimdi onun dolandırıcı olduğunu ben görmedim şimdi. Ben sadece yalancılığını biliyorum. Çok yalan söyleyerek Esen'i ikna etmiştir diyorsunuz, getirmiştir. Öyle yani mi? Yani muhtemelen öyledir. Sen çok yalancıymışsın. Kim demek bu? Ki. Ha? Bilmiyorum. Bilmiyorum, ismini söylesin. İsmini açık söyle. Açık söylüyorum sen, evet doğru tamam, söylüyorum. Tamam, yok, ben çok yalancıymışım yalancı, madem. Yalancı, iftiracı. Evet. Ya. Kadınları taciz ablacığım, ederek. Ablacığım, ben bu kayıtların hepsini istiyorum. Ben bu kadından davacı olacağım. Olabilirsin. Evet, ben kadın, de senden davacı olacağım. Kadınları nasıl taciz çünkü edip, anlamadım, ne yapıyor Esen kadınlarla ilgili? Evet. Mi? Söyle. Kaç tane kadınla kadına şey oldun, tacizde bulundun? Ben hepsini, hemen hemen birkaç tanesini duydum. Ne yapmış? Kendi ağzınla söyledim. Bir saniye, kime tacizde kendi bulunmuşum? Kendi ağzınla söyledim. Kime? Sosyal medyadan kadınlarla konuşup buluşup onlara para vaadiyle kandırıp ondan sonra da işte işim var, çocuklar şöyle böyle deyip de yemin bıraktım. Yemin ediyorum yalan söylüyorsun sen. TikTok'ta benle tanıştığın sitede kaç tane kadınla tanıştın? Ben herkesle konuşurum. Orası TikTok ya. Seni ilgilendirmez dakika, o. Kaç tanesiyle buluştun? Benle tanıştığın anda. Hiç kimseyle buluşmadım. Peki alışveriş merkezinde kadın kimdi? Hangi alışveriş merkezindeki ya? Hı? Ya yemin ediyorum bu ya. Yani, söylüyorum. Onu döversen ben de seni döverim yani. Allah, bu kadar Allah, yalan olmaz ama ya. Kimi dövüyor? Bak burada bir İddialarını çürüt, öyle evet, o şekilde de konuşma. Hayır, de ki, sözünü şiddete karşı de. Bugün, ya, özellikle ama, bugün. Ama yalan söylüyor. Hakkını arayabilirsin mahkemede. Tamam ama yalan evet, söylüyor. Dönerim ne demek? Ben gittim mahkemede. Bir dakika dur, Esen dur. Esen yeter, dur. Bütün kadınlardan özür diliyorum diye şu kameraya ya bakıp söyle. Ya ben bütün söyler. Kadınlardan da özür diliyorum. Ben 16 yıllık eşime bir tiske dokunmamışım. Ama doğru düzgün özür dile. Ya. Bak Ahmet'e bakıyorsun. Ahmet oradasın. Bütün kadınlardan özür diliyorum diyeceksin. Ya ben bütün kadınlardan özür diliyorum. Heh. Ya ben kadınla. Ama bu yalan söylüyor ya. O başka. Hakkını ararsın. Ama gelelim ben bak Esen. Ben arıyorum, sen de ara. Ya arıyorum daha, nasıl? Sen yalancısın ben, ya. Ben yalancı değilim. Yalancısın ben sen ya. Bak ne diyorum. Didem Hanım. Ben bir şey biliyorum. Bir dinler misin beni? Evet. Dinler misin evet. beni? Şimdi
Esen İzle siz beraberken kavga etmeye başlamışsınız. Yan yanasınız, birliktesiniz. Kavga ediyorsunuz. Sonra Tarsus Belediye Hayvan Barınağı'nı aramış. Aramış değil mi? Esen mi aradı? Evet. Ben meşkisi evet. aramadım. Demişsin ki evde saldırgan hayvan var demişsin. Belediye de ellerinde uyuşturan silahla gelmişler. Böyle bir şey belediye olmadı. Çalışanı da eve gelmiş demiş ki ya sen kimden bahsediyorsun? Bu İzzet insan yani bu. İzzet de demiş ki bu bana saldırmaya başlayacak işte o yüzden sizi eve çağırdı diye. Hayvan barınağından çalışanları evde hayvan var saldırabilir beni diye telefonla aradın mı ben, sen? Ben Tarsus Bey, Tarsus'ta aramışım diye. Evet Tarsus. Yok öyle, yok, öyle bir şey yok abla. Ne? Yok. Kesinlikle öyle bir şey yok. İzzet benim notlarım var. Yok yok öyle, bir, öyle şey bir şey yok. Biz öyle yok. O belediyede. Bu ne İzzet? Yok. İzzet bu ne? Abla yok bak o yanlış oldu. Yanlış şey. Onu ben söyledim. Sen söylüyorsun. Ben söyledim. Sen ne yaptın? Ben yok ben öyle yani arkadaş arasında bu bağırıyordu, çığırıyordu. Ha sen aradın ben, hayvan barınağını. Yok aramadım. Ha. Öyle şakasına söyledim. Nasıl şakasına söyledim? Yani şaka öyle oturup konuşuyorduk. Bunun şakası mı olur? Ya işte bakın an, hayvan işte. Barınağı da aranmış. Şakası mı olur? Yok aramadım. Didem Hanım şakası mı olur? Bak İzzet sen konu. Yalan söylüyorsun. Evet, şu anda senden evet. sonra İzzet sen yalancısın. Yok. Bir dakika. Bir dakika. Tövbe yarabbim ya. Bu olay ne şaka ya? Şaka dediği olayı da size söyleyeyim. Bu olay ben bunu ne? Açıklamasını da olay evet. değil de. Çok tövbe estağfurullah. Bir insanın boğazını sıkarak bir avuç ilaç içirmek zorunda bırakılarak... Bir arkadaşlarına ve annene, babana, ablama evet. söyledim de, teyzene söyledim de ben ona şaka yaptım neden dedin. Bir avuç ilaç içirmeye kalktım. Boğazımı sıkarak. Boğazını da sıkmadım. Ağzımı kapatıp hayır, boğazımı sıktım. Hayır, niçin dedim işte bak niye olay buydu. Geldi? Niçin niye böyle geldi, tuhaf sesler çıkartıyorsun dedim. Niye nasıl oğlun geldi baba ya, yapma dedi ve ben neden... Estağfurullah özür diliyorum. Yani böyle bir tuhaf böyle bir sesler çıkartıyordu. Hı. He. Ona da onu konu nasıl sesler çıkartıyordu? Ya aslan gibi ses çıkartıyordu. Ya Allah aşkına tarif et kurban olayım ya. Ya nasıl dedim abla işte kendi yapsın. Sen niye ya? Böyle ses çıkartıyorsun ben ağlıyorum dedi. Ağlayan aslan nasıl böyle... kükrer ya taklit yeteneği olan var mı? Arslan nasıl kükrer? Ağlamanın dedim böyle bir ağlama şekli mi var dedim. Ben böyle lütfen. Ağlıyorum bir dedi. Bir kadının hakkında nasıl aşağılandığını şu anda duyuyor. Ya bir ben şey söyleyeceğim. Benim ağlamamı siz de duydunuz. Ben yanlış anlamayın. O kadar çok olaya maruz kaldım. O kadar çok şeye maruz kaldım. Ve artık kendimi savunmak istiyorum. Bir kadın, yüreği sen yanmış bir kadın. Sen savun kendini. Yüreği yanmış bir kadın. Ya bir şey söyleyeceğim. Şu nasıl ağlama meselesini, ağlama senin nasıl ağladığını bir ben de bir görmek istedim. Dün ağlamışsın. Çok üzülmüşsün biliyorum ama özür dilerim. Ağladım, aslan gibi. Dün de ağladım. O zaman onu da... Tövbe hayvanlara hakaret etme. Yok, hayvan hayvanlar insanlar. Ya nasıl söylediğin kelime ses, buyurun. Uu ediyor. Bir özür dilerim bir daha yapmadım. Uu diye böyle bir sesler çıkıyor. Bir kaldırdım. Kalkmadı. Sonra hayvan barınağını mı aradın? Öbür tarafı yok aramadım. Aramışsın öyle yok. Diyorsun ya. Ondan sonra. Ayşegül'ü söyler artık. Misin? Gelsin Ayşegül abi. Ondan, gel Ayşegül. Ha. Ondan seni sonra, yüzleştireceğim muhabirimle. Evet. Yapacağım ben bunu sana. Ondan sonra işte niye böyle ses çıkartıyorsun ben ağlıyorum dedi. Hiç dedim böyle ağlama şekli mi var? Olabilir. Ama öyle ağlama şekli mi ya var? Ya anlamadım. U ne demek ya? Ya anlatamıyorum. Kendi akbi yapabilsin. Şimdi dün ağlamış, çok üzülmüş. Bir ağladığı anları bir ekranlara getirelim. Birazdan izlesin anne babası. Birazdan yayında olacak ama. Şimdi değil. Gelsin ekranlara. Dün yayından sonra Esen'in ağlaması. Sen yalancısın. Senle ben lisele aşık olamayız. Ben acıyım anne. 24 günlük kocasını suçlayan Esen, yayın sonrası gözyaşlarına boğuldu. Ama ben yapmadım, abla yapmadım. Ben zor yolu tercih ettim. Öyle kolay yoldan bana ne zamanlayın değil. Kötü kadınsam, niye televizyona çıkıp, niye? Niye askerim yerine gidip de tuvalete gittim? Niye gidip bulaşık yıkayım? Kolay yoldan bana zaman dururken, ben neden gidip bulaşık yıkayım? Ben neden gidip yemek yapayım? Ellerim yanmış. Ben öyle bir şey yapsam niye benim ellerim yansın? Ama buraya gerçekten adalet için geldi. Adalet yerine vursun dedi. Ben kötü kadınmışım da gelsinler de evime baksınlar. Ben bana kötü bir evde kalıyorum. İçek yattı uyuyorum. Madem ben kötü kadınım, ekranımda niye çıktım ben bu? Ben çocuklarıma bir fiske bile vurmaya kıyamazken o çocuklarımı dövdüklerine, hakaret ettiğine tanık oldum. Beni öyle yıkandırdı ki. Hayallerimde yumaya kavuşuyorum dedim ya. Ben yapamadım çocuklarıma anneliği ona yapacağım diye. Yalnızca
sıcak yemek yesinler diye verdi. Onlara daha iyi baksınlar diye verdi. Yani çocukların ayrılır mı ya? Ben günlerce evlerde dışarı çıkardım. Sanki iki kolum geçişlerdi. Kalansız kalmıştım. Ama yüreğime taş basmak zorundaydım. Ama onu da evden çıkıp daha çaldığım sıralar çalışamadım. Ne yiyorlar, ne içiyorlar. Her şey para değil. Bakkala nasıl para vereceğim? Bakkala para istiyor. Çocuklar ama bakıyor ya. Karınları tok, sırtları pek ya. O bana yetiyor. Her sadece bakkallar istedim. Bir huzurlu yuva istedim ya, çocuklarla anne olmak istedim. Esen. Peçete versenize Esen efendikine. Ozan arkadan. Esen'cim iyi misin? Çocukların mı aklına geldi? Dün eğlence mekanlarında, pavyonlarda çalıştığı ile ilgili iddialar, ihbarlar gelince. Hayır, bakın. Bak, gerçekten ben sabaha kadar uyumadım. Sabahleyin de ilk işim arkadaşlarımızı arayıp ben dilekçemi verip adli makamlara herkesi, yani benim hakkımda suçlama yapan kişileri hakkında başvuru yapmak istedim. Dilekçeler de bende vardır, arkadaşlarınıza çekmiştir. Ben ayakları üzerinde durmak için çocuklarına çok çok iyi bir anne. Annem aşçı. Annem ayakları üzerinde duruyor. Annem kimseye muhtaç olmadan yaşıyor. Düğünleri olur, askerlikleri olur diye. Onların kariyerlerine veya evleneceği kişilere veya ailelerine bir şey olur, bir şey duyarlar. Benim şu anda oğlumun çok güzel bir beraberliği var. Tamam. Ailesini de düşünüyorum. Her şeyi düşünüyorum. Bak, en ince ayrıntısına kadar düşünüyorum ki benim mesajlarımda duyulmuştur. İlk eşinden ne kadar oldu ayrılalı? Kaç yıl oldu? 2014'te ayrıldım. 9 yıl falan oldu. Ondan sonra bir hayatta kalma mücadelesi, ayakta kalma mücadelesi verdiğin için hayat seni bir sağa bir sola savurmuş. Aynen. Bir yerlere ama götürmüş. Bir yerde şöyle bir şey oldu. Ayaklarımdan güya topukları ayağıma sıkılmış ya. Hı hı. Hani ayaklarımdan hani şey olmuş ya. Ben Mecidiyeköy'de kat görevlisini bilirsiniz. Her katı temizlemekle, lavaboları temizlemekle meşguldür. Tamam. Ben orada dizlerimden oldum. Minisküs ameliyatını o yüzden oldum. Tamam. Ben hala da şu dizimde minisküs ameliyatı olmak için gün sayıyorum. Tamam. Bana dedi ki, benim okuduklarımın ya ben yanlış anlamış olabilirim ama Ayşegül birebir İzzet'ten bunu duymuş. Evde bir kavga ediliyor. Hayvan barınağı arıyor. Aranıyor. Hayvan barınağından ekipler geliyor değil mi Ayşegül'cüğüm? Sen epeydir böyle bir mikrofon yakın tut lütfen. Kendisi söylemişti arka bahçede otururken. Hatta sorduk İzzet Bey'e. Hani gerçekten mi yoksa bir şaka payı var mı? Yok ablacığım, gerçekten geldiler dedi. Kim ki arıyor hayvan barınağını? İzzet Bey arıyor. Benim evimde bir hayvan var diyor. Gelin diyor, birazdan saldıracak diyor. Esen'den bahsediyor. Evet. Barınaktaki görevliler geliyor. Daha sonrasında abi bu insan diyorlar. Yok diyor, hayvan birazdan saldıracak, siz bunu uyuşturun diyor. Tabii estağfurullah ya. Ezit aramışsın. Yalan mı? Bak, ekibimi anlatmışsın. Ayşegül de mi yalan söylüyor? Ya yok. Herkes Ayşegül yalan ablanın, söylüyor İzzet. Ayşegül ablanın söyledikleri yalan değil. Aramışsın ya, hayvan barınağını. Ekip gelmiş. Yok abla, şaka yaptım diyorsun. Şimdi bunun şakası mı olur İzzet? Bir şey söyleyeyim mi? Beyefendi buranın müdürü mü? Ayşegül Hanım da söylesin. Beyefendi bu kanalın müdürü mü? Niye? Neden? Ben duydum da dün herkese bu kanalın müdürü olduğunu söylemişsin bazı kişilere. Nasıl yani? Ya şimdi... Kanalın müdürü hem de. Yok yok. İyi ki patron dememişsin. Ablacığım bak, bu olay bunun bunu dediği gibi değil. Bunu ben mi uyduruyorum? Yaşlı bir tane teyzemiz vardı. Teyzemizle öyle şakalaşıyorduk. Sen şaka yaparak sürekli yalan mı söylüyorsun?
Yalan değil ablacığım ya, şakalaşıyordum. Kahkaha atarak insanların hayatıyla oynuyor. Dışarıdaki ablalar bir abiyi, ablayı müdür gösterdi. Ya dur Allah'ın, şimdi Allah aşkına bir dakika, saçma sapan yere gidiyor götürüyorsunuz. Şimdi senin annen annen Zahide Hanım'la baban Selahattin Bey yayındalar. Onları bir görelim lütfen, anne babanı. Baba mı? Selahattin Bey mi var? Selahattin Bey'i görelim. Kayınpederinle aran nasıl desencim? Ben kayınpederimi çok severdim. Öyle mi? Evet, hatta kendi eliyle beni şeye kadar, otogara kadar götürüp de benim hakkım sana ananın ak sütü gibi helal diyen insandır. Peki Selahattin Bey de ama... Hiçbir zaman şikayetçi de olmadım olmam da. Benim sadece şikayetçim oğlundan dolayı. Peki. Başka bir şey yok. Selahattin Bey, siz gelininizi Esen'i istediniz mi? Yoksa Esen'den Esen, pardon, duyuyor mu beni arkadaşlar? Arkadaşlar Selahattin Bey bayağı da genç birinde yaşlı anne baba diyorsunuz. Ne diyorsunuz? Gayet de neyse. Yani seni istedi çok anne. İyi bir babadır. Annem baban istedi mi? Evet. Gelin olarak istedi değil mi? Evet. Yok, ilk başta istemedi. Önce istemedi. İstemediler. Tanımadıkları için. Tamam. Selahattin Bey, gelininizle ilgili, gelininizden memnun muydunuz? Selahattin Bey beni duyuyor mu arkadaşlar? Bunu niye ben ekranla yapıyorum? Selahattin Bey beni duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz Selahattin Bey beni? Geliyor musunuz? Sesinizi anlayamıyorum ben. Şu anda beni duyuyor musunuz? Arkadaşlar alın, kontrol edin. Tekrar yayına bağlayın lütfen. Telefon altında bir ihbarda bulunan biri varmış. Alo, hatta mısınız? Bu yayında sağlıksız bir yayın olacak. Ben bu yayını yapmak istemiyorum arkadaşlar. Özür dilerim. Sağlıklı bir yayın yapmak istiyorum. İzleyicilerim bu yayını izlemesinler. Çünkü gerçekten çok sinirlendim yani. Ama telefon altında biri var. Alo, hatta mısınız? Evet. Kimi tanıyorsunuz? Esen'i mi? İzzet'i mi? İzzet Bey'i tanıyorum. İzzet Bey'i tanıyorsunuz. Tamam. Evet. Ne biliyorsunuz bu ilişkiyle ilgili? Ben sadece sesimin kesilmesini istemiyorum. İzzet Bey, sen çok yalancısın ve o kadını orada yalancı konuma düşürüyorsun. Önce kendine bakıyorsun. Sen 5-6 ay önce 4 tane bilezik, zincirimi, yüzüğümü ve evimi dağıtan bir insansın. Sen çok yalancı. Her şeyin yalan. Abla. Anlamadım. Özür dilerim. Ne yaptı dediniz size İzzet? 5-6 ay önce, ha? 5-6 ay önce, tamam. 4 tane bileziğimi ve bir zincirimi, bir yüzüğümü yedi. Evimi darma duman etti. Çok of. Çok kadınları kandırdı. Kendisi çok dolandırıcı. Esin Hanım da ben onu da tanımıyorum. Allah ona da yardım etsin. Allah razı olsun. O kadının olsun. Her şeyi doğrudur. İzzet Bey, sen çok yalancı bir Allah insansın. Allah razı olsun kardeşim. Peki özür dilerim. Hanımefendi, sosyal medyadan mı tanıştınız? Evet. Peki evet. Siz nerede hangi ilde yaşıyorsunuz? Ben yerimi söylemek istemiyorum. Peki onun yanına gittiniz mi? İzzet'in yanına gittiniz mi Tarsus'a? Evet. Gittiniz. Peki ne kadar evet. kaldınız yanında? Dur bir dakika, ne kadar bir kaldınız? Hafta. Bir hafta kaldınız. 5-6 ay öncesinden bahsediyorsak. Esen gittikten evet. sonra herhalde böyle bir şey oldu. Evet. Tabii maalesef. Peki maalesef. Sizin altınlarınızı mı, ne kadar neyinizi aldı bir daha söyleyin dört lütfen. Dört tane bilezik, bir evet. tane yüzük, bir zincirimi. Peki bir zincir. Sonra neden ayrıldınız peki İzzet'ten? Çoluk çocuğun da bıraktığını duyunca ben bu yüzden korktum. İş işten geçmeden ayrıldım. Yani kadınlara zorla birlikte oluyormuş. Kadınları evet. taciz ediyormuş. Kadınların şu evet. paralarını aldığı için de ya korktun evet. kaçtın, doğru mu? Bir evet. haftada. Evet. Bir haftada evet. anladın. İzzet, ne sen dolandırıcı evet. mısın ya? Ablacığım, ben bu bayanı özellikle kayıt altında alın. Ben bu bayandan davacıyım. Çok yalan söylüyor. Ben böyle birini de tanımıyorum. Böyle biriyle de hiçbir hayatımda bir şey olmadı. Yalan söylüyor ablam. Ben bu kadından davacıyım. Eğer burada gerçekler dönecekse bu kadın çıksın. Sen böyle biri senin hayatına girmedi mi? Hayır abla. Hanım, kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle lütfen abla. Kesinlikle ve kesinlikle. Çünkü ben de adli makamlara İzzet Bey'i şikayet ettim. Şimdi biri de lütfen bunu söylüyorum. Benim annem babam üst katımda oturuyor. Ve bu insan bir daha hiçbir kadının... Üst kadımı. Bak, hiçbir insanın oturuyor. Canını yakamasın diye adam. İşte pardon. Benim burada olma sebebim buydu. Allah razı olsun. Bu bunun tuttuğu hiçbir bir kadın. Hiçbir kadın. Ben davacıyım. Abla, eğer kadın, burada gerçekler bakın, dönüyorsa. İyi veya kötü yolda olabilir. Hiçbir kadın davacıyım bu şekilde olmasın. Ben. O yüzden ben buradayım Didem Hanım. Burada olma sebebim. Bir daha kimseyi dolandıramazsın. Abla bunu çıkartın.
Ben davacıyım. Benim hayatta beraber olduğum bundan bütün sonra kimse olmadı. Bütün kadınları da buraya bekliyorum veya telefonla ulaşın. Evet. Herkes söylesin. Evet. Bence vallahi söylesin. Yani, Didem abla senden tek bir ricam var, bunu bana çıkar. Ben de kontları verdim. Her şeyi verdim, kanıtladım. Lütfen siz de, kanıtlayaraktan adli makamlara gidebilir misiniz? Lütfen rica ediyorum. Ya zaten gideceğiz olarak, o kimse. Bir kadın olarak lütfen rica ediyorum. Kimse gideceğiz o. Sen de diyorsun benim ki benim evime gelme ihtimali hiç sen yok. Sen de diyorsun ki Esen dolandırıcı. Evet. Esen nasıl dolandırıcı? Senin 1 lira paranı aldın mı ben? 1 lira paranı aldın mı? Almadım. Allah şahit almadım. Dökümanı 2,5 milyar sana. Paranın bir kısmını yolladın. 11,5 milyardı. 2,5 milyarını yolladın. Başka para. Onun karşılığında da zaten 601, 301, 181, 181. Geri de o parayı bana benden misli misli geri aldın. Neyi hepsi aldım dökümanlardı. Ya? Ben Didem Hanım'a hepsini sundu. Tamam sun. Sen neden sunamıyorsun? Sun. E-Devleti'mi verdim, her şeyimi verdim. Ben açık geldim Didem Hanım'a. Ya benim de E-Devletim var. Bakın, bakabilir. Bak, benim de E-Devletim hayır, var. Hayır. Yalancı adam açık tutup geldim. Televizyonda arattırıp da açık bunları konu, bunlar çıkacak hep ortaya. Çıksın, çıkmayacak zannetme. Ben istiyorum zaten. Çıksın çıkmayacak diye zannetme. Ben çıksın diye buradayım. Ben bugün özellikle... Yani böyle bir kadın olmadı. Sen böyle bir kadın evine gelmedin. İmkanı yok abla, imkanı yok. Altınını, parası, hiçbir şeyini almadın imkanı yani. İmkanı olmayan bir şey. Ya kesinlikle ve kesinlikle imkanı olmayan. Didem ya Hanım, benim elini öper iki Didem tane çocuğum Hanım, var ya. 15 yaşında evimde bir şey, kızım var ya. Ya bir şey söyleyeyim, hanginiz yalancısınız bilmiyorum ama az önce ayaküstü iki tane yalan ortaya çıktı. Yok ben şaka yaptım, öyle bir şey söylemedin dedin. Ayşegül geldi, senin doğruları söylemedin. Yalancı demek istemiyorum bak lütfen sana. Yani gerçekten öte yandan yok buradaki birine başka bir mağdura yok ben, bilmem ne olmuş. Bizim ekip abla, bir şekilde konuşuyor bir şey. Yani sen de demişsin ki ben kanalın müdürüyüm. Sana ne? Ya abla orada bak ikisinde de bir şakaydı, gırgır yapıyorduk orada. Gırgır yapmayacaksın. Kaç yaşın adamsın? Gırgırıyla mı hayat geçer ya, yani? Doğru söylüyorsun. Allah Allah ya. Hanginiz dolandırıcı bilemedim yani. Sen mi? Ya sen abla mi? Seni aradılar. Senin programını aradı. Bunu çıkartmak benim işim değil. Biz iddiaları gerçekleri ortaya abla, dökmeye çalışıyoruz. Sonra siz mahkemede hesaplaşırsınız. Ne demek 4 gün benim evimde kalmış. 50 bin lira paramı versin diyor bana. Derdi o değil mi? 50 bin lira para. Çıkartsın dökümanını. Hepsini dökümanların hepsini çıkartsın abla. Döverdi 12 zaten. Bin liralı limitim var diyordu o gün. Nasıl 50 bin lira kredi kartı oluyor ya? 12 bin liranın 50 bin lira mı oluyor? Maddi manevi. 12 bin lira mı harcadı sadece? Hayır abla. Bak hayır bana mı? Aldığı bir masa, bak bir masa sen onu da beraber aldık. Ekibine de gösterdim. Onun harici peki, bir pantol, gösterebilir miyiz? Bir saniye, bir pantol, veya bir tişört, bir de ev alışverişi yaptı. Bir şeyler ben yaptı bak, yaptıklarını evet, söylüyor. Bak, ben hayır, yap, neden bak, liste yapmış tek tek? Yaptım evet, senin böyle bir şey yapacağını biliyordum. Ha neden böyle bir şeyle başıma senin mahsatın bir dakika bak, bir dakika madem senin sana böyle bir şey yapacağını biliyordun niye evlendin? Abla sonradan evlendikten nikahlıydıktan sonra madem, her şey ne zaman bir dakika vardı da, kredi kartımı neden kullandın madem beni daha çok mağdur etmek istemiyordun da madem ben borç batağındaydım da senin kredi kartın var mı İzzet? Yok. Ben kullanmıyorum. Olmayan bir kredi kartını zaten bana veremezdin. Niye bağış kartım vardı? Maaş kartında eksi bilmem ne. Çok özür dilerim arkadaşlar. Ya özür bırak yalanı ya. Geçen dünkü yayınında bak yalanları tek tek ortaya çıkıyor. Ben Allah rızası neden için senden bir şey söylüyorum bak. Neden ben sana kredi kartımı olmayan bir şey kredi kartını veremezsin? Senin Muhammed diye bir yeğenin var mı? Muhammed? Sen onun halası oluyormuşsun. Yok. Öyle bir yeğenin yok mu? Yok. Emin misin? Eminim. Muhammed diye bir yeğenim yok. Senin kaç kardeşlerin siz? Erkek kardeşlerin var mı? 3 erkek kardeşim. 3 erkek kardeşiz. Evet. 4'te kız kardeşim var. Tamam. Senin yeğenin olduğunu söylüyor. Sen onun öz halasıymışsın. Alo, hatta mısınız? Hattayım ben. Esen sizin halanız mı? Öz halam. Öz halanız, doğru mu? Evet. Bir dakika. Enes evet. Sen misin? Benim. Babaannene darp uygulayan sen değil misin? Beni dayak atan, bana dayak vuran sen değil misin? İftira atan sen değil misin? Şimdi ne izlemeyip karşıma çıkıyorsun? 82 yaşındaki kadına vurarak, Esen, dayak Esen. Atarak. Şimdi de buraya beni rezil etmeye mi geldin? Bir dakika beni lütfen. Tehdit ettiğin sürece. Sen
sokağa çıkamayacaksın diyen insansın. Bir dakika Esen, daha ne olduğunu öğrenmedik ki. Daha hemen başladı. Esen, anladığım kadarıyla bir dakika dur. Sakin ol. Ben anladım. Çok kinliyim. Tamam, benim anladığım neydi? Enes. Tamam Enes'cim sana, ama bir öğrenmek istiyoruz tamam. Lütfen. Halan sana nasıl iftira attı Enes? Didem Hanım, halamızla biz bayağı uzun zamandır konuşmuyoruz. Çünkü kendisi yani oldu oldu çok iftiracı bir insan. Yani ben çok yalan. Bir dakika, bir saniye. Kime geldiğinde gördüm. Babamlar, kardeşleri görüşmüyorlar mı? Benim babamlar 10-15 sene görüşmedi. Dedem öldükten sonra halam buraya geldi. Ondan sonra görüşmeye başladı. Peki sana nasıl bir iftira attı? Ben neymiş de onu dövmüşüm. Ben daha o zamanlar öğrenciydim. Var. Kendi kendini döve döve yani bayıltmaya çalıştı. Gitti zat raporu aldı. Camı da ben mi kırdım? Bir dakika. Babaanneni ittin de sen nasıl babaanneni döversin deyip de benim kafamı duvara vurmadın mı? Fatih dayın beni araya girmedi mi? Telefonu bir alayım bir dakika. Fatih dayın araya girmedi mi? Sen benim annemi nasıl döversin deyip annemi senin elinden almadın mı? Esen. Mevzu senin annen anladığım kadarıyla. Evet. Ben annemi benim anneme darp uygulayan kişi kendisidir. Ben neden uyguladı? Neden uyguladı senin annene darp? Ben size az önce bir babaannesine niye bunu yapsın? Babaannesine neden mi bunu yapsın? Evet. Bunun annesi, açık söylüyorum. Bunun annesi. Benim adını anmak istemiyorum lütfen. O da şey yapın. Bir olay var. Abimi aldatıyor. Sonra abim bu hakarete uğrayamadığı için de evi bırakıp annem gelin yanına yerleşiyor. Ben abimi hiç sevmem ama ben abimi burada korurum. Çünkü benim abim mağdur oldu. Ondan sonra ben Gaziantep'e İstanbul'dan Gaziantep'e annemin yanına gittiğimde de bin evlerden ev tutuyorum. Konak Mahallesi'nden. Adresimi de iyice araştırın. Dur. Hayat hikayem bambaşka. Acayip yerlere gidiyor bu mesele. Annemin yanına annesi aldatıyor. Sonra onu kısa keseceğim. O olayı gerçekten söylemek istiyorum. Annesi eski sevgilisiyle eşyayı komple boşaltıyor. Evet. Bunu da mağdur ediyor. Bu da diyor ki baba ben böyle oldu. Bu da gidiyor karakola dilekçe verirken. Bu da diyor senin halan. Ben Enes'i sadece o gün tanıdım. Ve dedim sen benim yeğenimsen başımdan gözüm üstünesin. Enes aslında yani ben anlamadım bu meseleyi ama. Sen kısacası şunu mu söylüyorsun? Halanın doğruları söylemediğini söylüyorsun. Doğru mu anladım? Efendim? Halan doğruları mı söylüyor? Doğru bir insan mıdır? Ya neden inanmayın. Ben onun öz yeğeniyim, en yakınıyım ve yalan söylüyor ya. Bu bütün aileyi karıştıran bir insan. Bütün aileyi karıştıran bir insan. Evet ya. Ya bütün aile sıkılmak 10 sene, 20 sene konuşmadı. Rahmetlik neden konuşmadı? Sahip çıkmadı ya. Öyle mi? Neden peki? Niçin? İstihbaratından dolayı ya. Ya eski işi bir bağlansa, çocukları peki bir sen bağlansa, çok mu doğrusun? Bir iki dakika ben adaleti savunduğum için herkes kendi kendine bir adı olduğu için sen neden babaannenin cebindeki parayı alıp da ekmek parasını alıp da gidip kafelerde yiyip de sonra ben pilav yaptığım zaman da gelip yedin baban ne dedi sana oğlum ben para vermiştim sana neden alana vermedin neden ekmek almadın demedin mi? Tamam bir dakika dur bir dakika tamam bir telefonu alalım anladığım kadarıyla ailen aranda da problemler var fazlasıyla. Ben dedim zaten ben annemle biliyorum, görüşmediğini biliyorum evet. Yani ben her şeyi söyledim yani. Esen'cim sen çocuklarını neden görmüyorsun? Çocuklarımı mı? Neden mi görmüyorum? Neden görmüyorsun? Ben çalışıyordum Didem Hanım. Bak, ben şöyle biliyorum. Ben bildiğim bilgiyi söyleyeyim. Sen çocuklarını kendi isteğinle eşine vermişsin. Ben, velayetini evet. De kendi isteğinle onlara evet. Eşine vermişsin. Bunun karşılığında da bir para almışsın eşinden. Evet. Evet. Nasıl aldım onu da söyleyeyim ama asla vermedi. Ne kadar para karşılığında bu vekalete onay verdin? 100 TL. 100 TL karşılığında. 100 çocuklarının... TL komik bir rakam değil mi 100 TL? Çok komik yani. 100 bin mi 100 TL? 100 TL. 100 TL, 100 TL. 100 TL için 100 TL'yi de alamadım diyorsun. Almadım ki zaten. Alamadım değil, almadım. Sadece almadım. Allah. Alamadım değil. Komik bir şey yaptım. Ben sadece çocuklarımın gerçekten bak ciddi söylüyorum benim çocuklarım da bunu biliyorlar çok iyi biliyorlar
çocuğumun ayağına o 100 TL ile dedim ki alırsam da oğlum sana bir tane 100 TL. TL dedi 15-20 sene önce. Olsun. 100 TL. 100 TL. İki tane ondan size alacağım dedim. O şekilde aldım. Didem Hanım ben bir şey bir kuzenin de aramış. Esen'in kuzeniyim Gülseren. Gülseren de demiş ki Esen öyle bir kız değil. Kötü bir insan değil. Esen ekmeğine düşkün namuslu bir insan. Gülseren ablacığım çok çok teşekkür Didem ediyorum. Abla, kızımı şey da çok öpüyorum. Seni de çok seviyorum. Sen de bir söyle bakalım. Ben de evet ben de çalışıyorum. Ben de babayım. İki tane çocuğum var. Çocuklarımın bütün ihtiyaçlarını da gideriyorum. Nasıl bakıyorum? Sen bir annesin çalışarak çocuğuna bakamıyorsun. Ben erkek olduğum halde bakabiliyorum senin da. Senin annen baban sen, yanında benim ben yok. Ben erkek. Annemgil 3 ay yaylada. Bir dakika bir dakika. Annemgil yaylaya gidiyor 3 ay kalıyor. Bir dakika çocuklarını da götürdüklerini biliyorum. Ben sabah... Söylemeyelim. Tamam, evet. Çalıştığım firmaları söyleyeyim. Çalıştığım dönemlerden bahsediyorum. O Gökdelen'de çalıştığım dönemlerden. Sabah kalkıp Orhan Bey çok iyi bilirsiniz ben orayı. Ben bilmem sen söyle şimdi. Mecidiyeköy'deki alışveriş merkezini ya çok iyi bilirsiniz. Hepimiz biliyoruz da tamam Allah. Nereye geleceksin yani? Sabah Sefaköy'de oturuyordum. Fevri Çakmak'ta oturuyordum. Sabah saat 6'da kalkıp metrobüse... Gideceksin ne olacak? Hepimiz çalıştıracağız. Ya anlatamadım. Ben mali birinci organizeye gidiyorum. Çocuklar bir saatlik küçük. Yol. Çocuklar küçük. Anladın mı? Ben... Esen'cim ben de kız Esen'cim bunlar bak bir şey söyleyeceğim. Gerçekten sinirleniyorum. Esen'cim anneliği böyle yarıştıramazsın. Annesini evet. Tabii yapacaksın. O da yapacak, sen de yapacaksın. Ben de kızımı muhabirdim. 10 gün boyunca görmedim. Annem akciğer kanseriydi. Gittim 10 gün 15 gün boyunca dışarılarda kaldım annemi görmeden. Hasret kaldım öyle gitti vefat etti. Allah rahmet eylesin. Evet. Bu ne yarış? Ne anlatıyorsun ya? Çalışacaksın tabii ya. Evet. Çalışacaksın. Evet. Ayakların üzerinde duracaksın yani. Evet. Pavyonda çalışmayacaksın. Evet. Eğlence mekanı. Çalışmak zorunda olursan da bile ne bileyim yani Allah gözünü seveyim ya. Gözünü seveyim ya. Çalışacaksın, bakacaksın yani. Yok efendim baktım Sefaköy'deydi. Kurban olayım ya. Ya da bakamayacaksın çocuğu doğurmayacaksın. Ayakların üzerinde ya. Duracaksın yani. Aynen. Tamam mı kardeşim? Eğlence mekanı gidip pavyonlarda çalışmayacaksın yani. Tamam mı? Duracaksın. 100 lira ne 100 lirası yani? Bu yalancının tekiyse sen de bir zahmet neyse bilmiyorum ben çocuklarınla ilgili başka şeyler de duydum öğrendim de. Şimdi çocukların bir hayatı var karıştırmayacağım yani. Ben çocuklarımı karıştırmasanız. Asla karıştırırım. Karıştırır mıyım ya çocukları? Muhteşem bir hayatları olacak. Biri tıp öğrencisi, biri de başka. O yüzden dedim ya özellikle yok canım. Katmadan çocuklarım asla. Vallahi neyse bir şey diyecektim de yani o kadar da haksızlık yapmak istemiyorum. İşiniz biraz zor ikinizin. Çok büyük hatalar yapmışsınız. Tamam mı? Birincisi o görüntüleri. Tamam o seni tehdit etmemiş. Bir senin vücuduna bakayım demiş. Sen de demişsin ki bak. Vermeyeceksin o görüntüleri. Yemin ediyorum önce kendi sen de, sen de istemeyeceksin yani. Evet. Tamam mı kardeşim? Doğrusu. Sen yani. Hatalısın sen de o görüntüleri vererek hatalısın. Kullandıysan da şantaj ve tehdit malzemesi yapmadım, yapmayacaksın. Yapmadım kesinlikle. Yapmadım diyor. Bak orada şantaj hayır, yapmadım. O da yoktu diyor. Her şeyi kanıtlıyorum. Yaptım. Hayır. Kanıtlarım. Demek ki neymiş? Kanıtla. Sosyal medyada tanıştınız adamın peşine gitmeyeceksin. Demek ki neymiş? Sosyal medyada tanıştığın kadının peşine böyle koşmayacaksın. Evet. Tamam mı kardeşim? Sosyal medyada gördüğün herkese inanmayacaksın. Çoğunlukla fake fotoğraflar, inanılmaz böyle filtreli fotoğraflar kullanılıyor zaten. İnanmayacaksınız. Yalan dolan. Sorgulayacaksınız. Araştıracaksınız. Herkese hemen güvenmeyeceksiniz. Gözünüzü seveyim ya. Biraz lütfen kendinizi kontrol edin ya. Sosyal medyadan benim kocam buna ilgi göstermedi. Sosyal medyadaki adam ilgi gösterdi. Adam sosyal medyadan ilgi gösteriyorsa bir soracaksın acaba bu nasıl bir adam yani. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse şöyle yapıyoruz. Bayram Tosun'un cinayetiyle devam ediyoruz. Artık bu %100 cinayet olduğunu düşünüyoruz. Neden böyle düşündüğümüzü birazdan anlayacaksınız zaten. Şimdi dünkü konuştuklarımızı ekrana getirelim. En son Bayram Tosun'un 2009 yılında 31 Aralık'ta görüştüğü kişilerden biri de Veysel ve ailesi. Karısı Kezban Veysel ve erkek kardeşi Kemal görenlerden biri o Bayram Tosun'u. Bayram Tosun maalesef sevgili eşine İmran'a çok kötü davranmış. Hatta bir evladı yanında öldürülmüş, cezaevine girmiş çıkmış. Ama kimse bu ülkede kendi adaletini kendisi sağlayamaz. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Tamam mı? Kanunlarımız var, işte adaletimiz var, emniyetimiz var, yargımız var, jandarmamız var. Onlar olduğu sürece kimse kendi adaletini kendisi sağlamayacak. Aşkın da babasına öfkeli ama artık diyorlar ki babamızın bir mezarı olmasını ve gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyoruz diyorlar. Bugün gerçekler ortaya çıkacak. Neden mi? Birazdan anlayacaksınız zaten. Bütün gerçekler, bütün çıplaklığıyla izleyeceksiniz ve öğreneceksiniz. Dünü hatırlayalım, devam edelim.
öyle bir şey olmadı. Söyledin. Hayır, hiç asla olmadı. Oldun kez bak. Bayram Tosun'un sır kaybında büyük itiraf canlı yayında geldi. Bayram Tosun'un iki defa birlikte olduğunu biliyorum. Hayır, hiçbir maçın olmadı. Sen bunu bizim koordinatörümüze söylemişsin. Tamam demiş olabilir ama öyle bir şey yok. Niye oldu diyorsun? Herkese anlatıyorsun, ablana anlatıyorsun. Ona anlatıyorsun ben bu adamla birlikte oldum diye. Ondan sonra da konuşuyorsun ya. Olmadım, olmadım. Bayram Tosun'la iki kez birlikte oldun mu? Oldum ama bizi öldürmedik ki bu adamı. Ha. Çünkü canlı olarak çıktı gittiğini biliyorum ben. Bayram Tosun'la iki kez birlikte olduğunu kocan biliyor mu? Biliyor. Ne zaman öğrendi? 2-3 gün sonra dedim ben ona kendisine. Aralık başında öğrenmiş olabilir mi? Orasını pek hatırlamıyorum ama. Yani gitmeden değil de önceden öğrenmiş. Evet ama evet. Öyle bir sıkıntı, bir sorun olmadı. Bayram Tosun size o gün geldi mi? Geldi. Bayram Tosun size o gün gelmemiş. Geldi, çıktı gitti evden. Bayram Tosun'un telefon sinyallerine göre Bayram Tosun sizin evinize gelmiyor. Ben de geldi gitti diyorum. Keziban'ın kardeşi Kemal canlı yayına bağlandı. Veysel, Keziban ve Kemal'in o geceye dair çelişkileri dikkat çekti. Yemek yendi hep beraber. Erişte de Bayram abi dışarıya kapının önüne kadar çıktı. Ondan sonrası bende yok. Yani hatırlamıyorum. Ona kadar Veysel evde. Telefonuna göre ya da telefonunu evde bırakıyor. Ona kadar evde miymiş? Evet. Yani geçmiş gün tam belirli bir zaman söyleyemem ben size. Bayram'la Veysel bir yere mi gittiler oradan çıkıp? Hayır, Bayram abi önden çıktı gitti. Veysel ne zaman gitti? Ya eriştem evde de herhalde büyük bir ihtimal. Sen peki kaçta evden ayrıldın ya da evde miydin hep? Ben evden bir yere çıkmadım. Madem evdeysen, Kızıldağ Ormanlık Mesire Alanı'nda 23.56'da ablanı neden aradın? Muğla'ya gittiydim o gün ya. Yani Muğla'ya gittim. Yani o gün akşam Muğla'ya gittim. Neden gittin? Neden gece yarısı? Tam yeni yıla girerken Muğla'ya gittin. Hastaneye gitmiş olabilirim. Acaba cinayeti işledik, öldürdük, iş bitti diye mi aradınız Kezban'ı? Ben kimseyi aramadım. Sen niye o gün evden çıktın? Ben de çıkmadım. Orada da onun yanıldığı da o kelimeler var. Sen karını niye arıyorsun peki eğer evden çıkmadıysan? Nasıl? Sen o gece saat 22.26'da. Kezban'ı arıyorsun, evet. 55 saniye Çatak Caddesi'ndesin, evet. Kezban'ı arıyorsun. Nereye evet. gittin? Muğla'ya gitmişimdir. Ne yapmaya gittin? Yani Muğla'ya, bilmiyorum, belki de o gün için, belki Kemal'le beraber çıktık, tam hatırlamıyorum yani. Sen Kemal'le nereye gittin, Kemal'i nereye bıraktın? Kemal'i hiçbir yere bırakmadım. Veysel, bu adamı niye öldürdünüz ya? Hayır, biz adamı öldürmedik ki. Öldürmüşsünüz de niye yapalım? Öldürmedik değil ama. Evet, devam ediyoruz. Şimdi Bayram Tosun'un cinayetiyle devam ediyoruz. Şimdi birazdan Kezban buraya gelecek. Burada konuştuklarımızı Veysel başka bir stüdyoda duymuyor. Veysel'i görebilir miyiz lütfen? En son görenlerden biri. Veysel başka bir stüdyoda yayını izlemiyor, duymuyor. Konuştuklarımızdan şu an için haberdar değil. Hatta başka şeylerden de haberdar değil. Şimdi Veysel'in ablası Hacer burada, Bayram Tosun'un eşi İmran Hanım burada, oğlu Aşkın burada. Sadece orada yayına çıkacağı zamanı bekliyor. Önce biz eşi Kezban'la konuşacağız. Kezban, Bayram Tosun'la ilişkisi olduğunu itiraf etti biliyorsunuz dün. Daha doğrusu birlikte oldum iki kez, bunu da kocama söyledim dedi. Kezban gelir misin lütfen? Evet, gel Kezban. Karşıya geç, iyice köşeye geç. Seninle konuştuklarımızı şu anda Veysel duymuyor. Tamam mı? Şimdi benim sorularıma lütfen yanıt ver teker teker. Önce benim sorularımla gidelim, olur mu? Bayram Tosun sizin evinize ne sıklıkla geliyordu? Buyur. Bayram Tosun sizin evinize ne sıklıkla gelip gidiyordu? 3 ayda bir, 2 ayda bir. 3 ayda bir, 2 ayda bir geliyordu. Evet. Ne kadar kalıyordu? Bazen kalmıyordun. Hı? Bazen bir gün kalıp ertesi gün gidiyordun. Bazen kalıyordu ama. Bir gün kalıyordun hani. Bir gün kalıp gidiyor muydu? Evet. Peki hiç böyle bir hafta ya da uzun zaman, çünkü uzun bir dönem çalışmış orada ya, bir hafta falan, 2 hafta inşaatta Veysel'le beraber çalışmışlar. Evet, 2000... ilk dönem çalıştılar, 20-21 gün kadar çalıştılar, ondan sonra... Tamam, 20-21 gün çalışırken sizin evde kaldı mı? Kaldı.
Demek ki uzun bir dönem kalmış. Evet. Ama az önce bize, lütfen bize doğruları söyler misin? Tamam Kezban. Seni şu anda duymuyor Veysel, korkma. Sadece sadece izleyiciler duyuyor, ben duyuyorum. Merak etme. Duysam. 20 gün boyunca sende kaldığında mı sana seninle birlikte oldu, sen onunla birlikte oldun? Ha? Orasını fazla hatırlamıyorum ama kısa bir dönem kaldı hani. Şimdi 20 gün kalıyor ya. Hı. Evet. Ne zaman birlikte oldunuz? O geldikten bir hafta sonra. İlk ne zaman oldu? Mustafa'cığım bakar mısın? İlk pek hatırlamıyorum o günü, fazla şey yapamayacağım hani. Onun için fazla... İlk ne zaman başladı aranızdaki yakınlaşma? İlk ne zaman başladı? Bir hafta sonra başladı. 2009 yılında mı oldu? Evet. Peki ne oldu aranızda? O mu sana ilgi gösterdi? Sen mi ona ilgi gösterdin? Ben ilgi göstermedim, bu kendisi yaptı hani. İlgi gösterdi. Ben uzak durdukça da iş yapınca... ...öylelikle... ...oldu diyeyim hani. Aranızda bir ilişki başladı. Bir iki kere oldu, ondan sonra da... ...hayır ondan sonra olmaz dedim ben. Denizli'ye gittikten sonra aramaya başladı. Mesela aradıkça ben telefonları bazı... ...görmüyordum. Telefonu bazen boşa bırakıyordum, hani açıyordum sesini, hı hı, dışarı. Hı hı. Öylelikle şey yapalım. Öylelikle ne yapardı? Telefon dışında ses açtıktan sonra ben kendim işime şey yapardım, hani işime gücüme bakardım evde. Yani sen konuşmuyordun, onu kendi kendine konuşuyordun. Evet. Hani hoşuma gidecek bir cevap olursa verirdim, olmasa vermezdim hani. Hoşuna gidecek şeyler oluyordu ve sen ona yanıt veriyor muydun? Ara sıra. Demek ki sen de bilerek ve isteyerek kendi rızanla bayramla birlikte olmuşsun. İlk zaman öyle olmadı. Zorlandık hani, zorladı. Bu sonra... ısrar etti seninle birlikte, evet, olmaya. Sonra da sen de kendi rızanla birlikte oldun. Ondan sonra da olmadı. İki kereden başka. İlişkiniz bir yıl mı sürdü, iki yıl mı sürdü? Fazla sürmedi. Ya, bir hafta. Ondan sonra şey yapmadım. Böyle. Bir hafta sürdü. Peki... Veysel sana fuhuş yaptırıyor muydu? Hayır. Senin bedeninden para kazanıyor muydu? Hayır. Hiçbir zaman seni öyle düşünmedi. Beraber gider geldik zaten inşaata, iş yapardık. Öyle bir şey yapmadı. Peki Bayram Tosun sana bir teklifte bulundu mu? Önce mi? Önce. Evet. Ne dedi? Veysel'e dedi, öldürelim dedi, şey yapalım dedi. Ben seni bir öğretmene vereyim dedi. Bu oradan kaçıram ben seni dedi. Bunu neden Bayram Tosun düşünsün? Sen Veysel'den kurtulmak mı istedin? Hayır, ben hiçbir zaman için kurtulmak istemedim. Sonra eşime dedim. Bayram Tosun böyle böyle dedim. Beni, seni kaldıracakmış, öldürecekmiş dedim ben. Bir öğretmene vereceğim işte dedim ben. Zengin birisine dedim. Öyle deyince biraz tartıştılar hani. Ne zaman oldu bu olay? Bu öğretmen konusunu konuştuktan sonra oldu. Aralık başında mı oldu? Aralıktan önce. Aralıktan önce oldu. İnşaata geldikler, geldi sıra. Geldi sıra oldu. Hı-hı. Tartıştılar aralarında, evet, öyle. Ondan sonra Bayram abi de senden biz olamayız dedi. Herkes yolunu ayırsın dedi. Sen Bayram'a demedin mi? Ben kocamla birlikte olmak istiyorum. Yani anladığım kadarıyla birlikte olmak istemişsin Veysel'den. Evet. Yani yolunu ayırmak istememişsin. Hı-hı. Neden Bayram Tosun seni Veysel'den alıp başka bir insana, öğretmene vermek istiyor? Orasını sordum, bir şey demedi bana. Ya sen, sen Brezilya'dan kurtul diye dedim dedi. Sen hayır, nasıl bir hayatın içindesin ki Bayram sana bu teklifte bulunuyor? Mesela diyelim ki yere geldi, aç yattık. Olabilir. O durumları gördüğü için dedi herhalde, fazla kulak vermedim, asmadım. Sen kocanla yaşadığın problemleri Bayram'a mı anlattın? Hayır, hiç anlatmadım. Çünkü çok fazla gelmemiş oraya.
Bir deva bir gelmiş, 20 gün kalmış gitmiş. Hı hı. 21 günde bitirdi inşaat, ondan sonra gitti zaten. Ama 20 gün beraber çalıştıklarını bir inşaatta çalışıyorlar. Hı hı. Dolayısıyla para da kazanmaya başlamışlar. Sizin o sırada maddi sıkıntılarınız anladığım kadarıyla gitmiş bitmiş. Diğer zamanlarda sen anlatmışsın Bayram Tosun'a, benim şu sıkıntılarım var, bu sıkıntılarım var demişsin. Yani adam niye ben seni bu kadar yokluk içinde seni alıp başkasına vereyim diye niye düşünsün? Sen ne anlattın Bayram Tosun'a? Geçmiş günü anlatmışımdır hani. Bence anlatmışsın, evet. Dertlerini paylaşmışsın daha doğrusu. Genellikle Veysel'le paylaşırdım derdimi. Bayram'la da paylaşmışsın ki Bayram sana böyle bir teklifte bulunmuş. Vallahi fazla hatırlayamayacağım ama uzun zamandan geçti üstten. Fazla şey yapamayacağım hani. Bayram aranızdaki ilişkiyi ne zaman öğrendi? Veysel mi? Hı hı. Pardon, Veysel aranızdaki ilişkiyi ne zaman öğrendi? Uzat'ı hemen hissetti. Sen dedi Bayram'la bir ilişkin var dedi. Hayır, asla olamaz bu iş dedim ben. Hı. Bayram abi kim, ben kimin dedim. Öyle deyince biraz daha sıkıştırdı. Var mı öyle bir şey dedi. Ben de var dedim. Sonra oturdular, konuştular. Dur bir dakika. Şeyden ne kadar önce oluyor bu? Yine inşaat sırasında oluyor. Yılbaşından ne kadar süre önce oluyor? Yılbaşından tam hatırlayamayacağım ama ya bir haftadır ya iki hafta öncedir. Ya üç hafta öncedir. Uzun zaman geçtiği için hani fazla şey yapamayacağım. Bayramı öldürdünüz mü? Bayramı öldürdünüz mü? Onu eşim biliyor. Ben fazla detayını bilemiyorum. Bayramı öldürdünüz mü? Bunu eşimle konuşayım. Fazla. Bayramı öldürdünüz mü? Ben bir şey bilerek sana bir şey soruyorum. Dün avukat hepsine dün itirafta bulunmuşsun. Bayramı, evet, öldürdünüz mü? Polis arkadaşa demiştim ben hepsine. Bayramı öldürdünüz mü? Polis arkadaş. Bayramı öldürdünüz mü? Bayramı Veysel mi öldürdü? Duymuyor orası seni. Sonra. Bayramı Veysel mi öldürdü? Orasını fazla bilemeyeceğim. Bayramı Veysel mi öldürdü? Yapmış olabilir. Bayramı Veysel mi öldürdü? Öldürmüş olabilir onu. Bayramı Veysel öldürdü mü? Tartışma anında hatayla olmuştur hani. Bayramı Veysel öldürdü mü? Bayramı Veysel öldürdü mü? Orasını fazla detayını bilmiyorum. Bayramı Veysel öldürdü mü? Dün polis arkadaşa demiştim hani. Söyler misin, öldürdü İtiraf mi? Ettim hepsine. İtiraf ettim. Öldürdü değil mi? Peki. Araya gittik. Ediyordu. Ara sıra iş yapıyordum telefonla böyle. Ben de hayır olmaz diyordum. Beraber olalım dedim. Ben de hayır asla olmaz dedim. Süslü Bayram nasıl öldürüldü? Bu neyin nesi dedim. Ve orada sen dedin ki ben Bayram'ı vurdum. Sen bana iftira atıyorsun. İnşaatta pusuyu kim kurdu? Telefon sinyallerine göre Bayram Tosun sizin evinize gelmiyor. Ben de geldi gitti diyorum. Cesedi nereye gömüldü? Acaba cinayeti işledik, öldürdük, iş bitti diye mi aradınız? 13 yıllık cinayetin tüm sırları ortaya çıkıyor. Bu Bayramı neden öldürdünüz siz diye sorduğum zaman ne dediniz? Ben hatırlamıyorum hiçbir şey. Öldürdük dedin. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Bayram Tosun seni taciz mi ediyordu? Ara sıra iş yapıyordum telefonla böyle. Ben de hayır olmaz diyordum. Beraber olalım dedim. Ben de hayır asla olmaz dedim. Süslü Bayram nasıl öldürüldü? Bu neyin nesi dedim. Ve orada sen dedin ki ben Bayram'ı vurdum. Sen bana iftira atıyorsun. İnşaatta pusuyu kim kurdu? Telefon sinyallerine göre Bayram Tosun sizin evinize gelmiyor. Ben de geldi gitti diyorum. Cesedi nereye gömüldü? Acaba cinayeti işledik, öldürdük, iş bitti diye mi aradınız? 13 yıllık cinayetin tüm sırları ortaya çıkıyor. Bu Bayramı neden öldürdünüz siz diye sorduğum zaman ne dediniz? Ben hatırlamıyorum hiçbir şey. Öldürdük dedin. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Evet, 13 yıllık cinayetle ilgili tüm gerçekler ortaya çıkmadı daha. Sadece şu anda bu cinayetin işlendiğini biliyoruz. Değil mi? Bu cinayet işlendi.
Sen dün bakıyordun da öldürmedik, hayır. Canlı gitti demiyor muydun? Bir dakika, aşkın, dur aşkın. Daha öğrenmediğimiz çok şey var. Şu anda babanın Veysel tarafından öldürüldüğünü biliyoruz. Bayram Tosun'u senin kocan Veysel öldürdü, değil mi? Evet. Peki, 31 Aralık günü ne yaşandı? Bayram Tosun size kaçta geldi? Kaçta geldiğini fazlası hatırlayamayacağım ama yine... Geçmiş gün saat üzerine bir şey diyemem hani. Akşamüstü mü geldi? Hayır, akşamüstünü geçmiş sana. Gece tamam. Yarısı. Şey, 8.30, 9 diyeyim hani. Fazla o, uzun zaman geçti için fazla hatırlayamayacağım saat üzerine hani. O kendisi mi geldi, siz mi çağırdınız? Kendisi geldi. Kendisi geldi. Hani yalan söylemiyorum, kendisi geldi. Aramış eşimi. Ben geliyorum diye. Çık gel demiş. Birkaç yere fasulye verecek olmuş. Hani ceviz fasulye. Akünü de getiriyorsun demiş. Tamam demiş. Oradan tamam gel demiş. Kocan senin bayramla birlikte olduğunu bile bile onu eve mi davet etti? Orasını ben yoktum, konuşurlar bana. Ne konuştular Bayram Tosun'la beraber Veysel? Seninle ilgili ne konuştular? Ne konuştuğunu orasını bilmiyorum ben hani. Peki sen bize o günü anlat. Eve geldikten sonra hiçbir şeye karışmayacağım. Bütün her şeyi anlatır mısın lütfen bize? Eve geldikten sonra yemeği yedik. Hadi gidelim dedik inşaata. Tamam dedi da. Üçümüz beraber gittik hani. Giderken yolda biraz tartışma oldu hani. Kim kimdiniz üçünüz? Veysel'le Bayram abi arasında. Arada girdim ben hani, ne demek istiyorsunuz siz dedim. Bir şey yok dedi. Bir iki kere sordum, böyle tekrar ettim. Ne var dedim. Böyle böyle Bayram abin dedi. Hani öldürdüğünden, kaldırdığından insan nasıl bıçaklanır, nasıl ölür diye onu şey yaptı dedim. Ben o sırada bir irkildim hani, korktum. Korkunca kadar ondan sonra uzak durmaya başladım. Hani mesafeli durmaya başladım. Tartıştılar mı? Neden peki inşaata gittiniz? Başta ben anlattığım gibi harç kalmıştı. Hem yemeğimizi yiyelim dedik hani. Bak şunu söyleyeyim. Şu anda senin anlattıklarını Veysel duymuyor ve izlemiyor. Gerçekten izlemiyor. İzlese de fark etmez. Duymuyor seni şu anda. Tamam. Peki neden gittiniz inşaata? Bayram abi dedi, azıcık bir harcımız kaldı dedi. Hadi gidelim yapalım dedi. Hem ben sana yardımcı olurum dedi, hem arkadaş olarak dedi. Tamam dedi da. Beraber gittik üçümüz. Yolda. Yayan gidersen yine bayağı var mesafesi. Ne diyeyim mesela buradan. Ben diyeyim 2 kilometre, sen 3'te 3. Durduğumuz yerinden çıkış kadar. Uzak hani bayağı. Hızlı gidersen yarım saat şey yarım saat yakın varıyorsun. Yavaş gidersen 1 saate yakın sürüyor yol. Okay. Sallana sallana gidersen. Öylelikle gittik hep beraber, üçümüz beraber. Yılbaşı gecesi harcı dökmeye gittiniz. Evet, az bir harcımız kalmış tane. Tamam dedi, ben de sen yardım edeyim dedi. Oturuz konuşuruz dedi, muhabbet ederiz dedi. Hatta takım bir dakika, bir saniye, bir dakika sakin olur musunuz lütfen? Bir öğrenelim önce, anlatsın bize, bak her şeyi anlatıyorum dedi İmran. Evet. Öyle derse ben de anlatmam. Lütfen sakin olun, anlat. Bayağı inşaata yakın kana başladı tartışma zaten, kapının yanında, kapı ağzında. Bayram abi ne diye, şey, tövbe. Veysel aşkım ne diyorsunuz siz dedim. Böyle böyle tartışıyoruz dedi. Sen dedi benim hanımla nasıl köylü değil mi, sen nasıl bu iş yaparsın diye. O dedi yapmadım etmedim, ne şey yapmaya başladı hani, gıbırtmaya başladı. Birkaç kere böyle tekrar etti. Oldu mu Bayram abi dedi. Biz ama köylüsün, yapar mı bu işi dedi. Ayıp değil mi senin yaptığın dedi. Her zaman yüz yüze bakıyoruz bu arada dedi. Köylüsü olarak hani. Öyle deyince başladı tartışma zaten. Tartışma başlayıncaya kadar ben de ne oldum şaşırdım kaldım hani. Ne oldunuz mu oldunuz dedim ben. Suçunu israf etmiyor dedi. Yalan söylüyor dedi Bayram abi dedi. Öyle mi dedi. Öyle o sırada birbirine vurmaya başladı. Bir karmaşa olduğundan sonra ne olduğunu anlayamadım ben hani. İnşaatta mısınız o sırada? Evet. Peki. O sırada inşaata varmış olduk hani. O sırada araba sırasında ne olduğunu ben de anlayamadım. Ne oldu o sırada? Hatayla vurmuş oldu hani.
Hatayla vurmuş oldu. Evet. Kazalıyım hani. Kaç el ateş etti bayrama? 2. Sonra ne yaptınız? Öyle planlayarak şey olarak değil hani. Kastım bir şey yok. Sonra ne yaptınız? Öldü mü hemen? Hemen öldü mü? Öldüm de sordum da bana bir şey cevap vermedi hani. Kim cevap vermedi? Eşim. Peki. Bir iki dakika sonra bir tane sordum. Tamam gitti bu dedi. Peki neyle öldürdünüz? Öldürdü Veysel. Orasını pek hatırlamayacağım ama tabanca gibi bir şeydi. Tabanca? Evet. Tüfek değil. Orasını pek hatırlayamayacağım diyeyim hani. Ama tabanca diyorsun. Evet. Hatayla birbirine iş yaparken, saldırırken, iş yaparken, boğuşurlarken hatayla iş yaptığını. Çünkü sizin eve gelen misafirleriniz tüfek görmüşler sizin evde. Buyur. Size gelen misafirleriniz sizin evde tüfek görmüşler. Tüfek amcasının tüfeği var. Tamam, o tüfekle mi öldürdünüz, tabancayla mı öldürdünüz? Orasını fazla hatırlayamayacağım demişti. Ya tabancadır. Kimin tabancasıydı? Kiminin kendinindir. Bana göstermiyor hani hiç. Peki devam edelim. İki el ateş etti. Evet, Hatay'la iş yapınca dövüş, birbirlerine yumruk iş yaparken boğuşma. Boğuşma anında Hatay'la vurdu, öldürdü. Neresinden vurdu? Kalbinden. Kalbinden Hatay'la vurdu. Evet. Diğer kurşun nerede? Nereye vurdu? Diğer kurşunu o araba dağınında nereye vurduğunu bilmiyorum ama. İkinciyi. Bir tane vuruyor, kalbinden vuruyor ya adamı. Onu da yakın bir yerine iş yapmışlar onu. Büyük ihtimalle. İki el kalbine mi vurdu? Kalbinden mi vurdu? Birini kalbine vurdu ama birinin neresine vurduğunu pek hatırlayamayacağım hani. Hemen öldü mü? Evet. Bir iki dakika sonra gitti. Ne yaptınız? İşi attı yerinde, ne yaptık? Öldükten sonra iş adı hani burası. Başka tarlaya iş yaptı hala. İnşaatın yanındaki bir tarlaya götürdünüz. Yan tarafına. Yan tarafına. Ne kadar arada ne var? Hemen açık mı yoksa duvar falan bir şey var mı arada? Tel var. Tel var. Telin altından karşıya geçirdik beraber. Sen yardım ettin. Evet. Başka insan yoktu hani. Başka kimse yoktu. Yoktu. Peki. Oradan iki kişi. Bildiğim kadarıyla yani yapılı da uzun boylu değil ama kilolu bir adam değil mi? Yani çok zayıf bir adam değil. Evet. İkiniz rahat taşıdınız mı yoksa biri daha yardım etti mi? Hayır, yardım eden yok. İkimiz. İkiniz. Kolundan tuttuk. O kolundan tuttu, ben ayağından tuttum. Fazla hatırlamayacağım hani nasıl olduğunu. Evet. Öylelikle şey yaptık hani. Tarlaya götürdünüz. Ne kadar uzaklıkta bir yere gittiniz? Tarla bu arada stüdyonun şu şeyin yanı kadar. Senin bulunduğun yerden şu televizyon olduğu yere kadar mı götürdünüz? Biraz daha uzak olabilir hani. Biraz daha uzağa götürdünüz. Evet. Kanlarını ettiniz. Bir dakika lütfen. Bir saniye. Bir de anlatıyor. Tamam. O zaman ben çıkamıyorum böyle. Hayır. Hiç tamam. Asla soru sormuyorsunuz. Tamam. Asla karışmıyorsunuz. Karışmıyorum. Çok rica ediyorum. Yoksa çıkartırım stüdyodan. Çıkarmaya bırak, ben çıkar giderim. Tamam, hayır. Anlatacaksın. Sonra peki ne yaptınız? Onu oraya gömdük. Tarlaya hani. Tarlayı hemen mi kazdınız yoksa önceden hazırlanmış mıydı? Orasını fazla bilemeyeceğim. Planlamış herhalde. Planlı değil. Hatayla olan şey planını yapamaz hani. Ben şunu biliyorum. Orasında çünkü her şey dün bizim yayından sonra, yayında da çünkü bazı itiraflara başladın. Arkasından seninle konuşuldu. Orhan Bey konuştu. Doğanay Hanım konuştu. Haber müdürümüzle beraber konuştular seninle. Beraber itiraf ettim zaten Orhan Bey'e. Ama her şeyi anlatmıyorsun şu anda. Bana her şeyi anlatır mısın? Önceden oraya bir çukur kazılmış, doğru mu? Önceden bir çukur mu kazılmış? Bak bütün kayıtlar bizim elimizde var. Biliyorum. Önceden kazdıysa onu da bilmiyorum. Hani detayına fazla. İnşaat yerinde kürek her şey olur zaten. Oraya iş yaptık, gömdük. Sen evdeyken daha önceden oraya bir çukur kazıldığını biliyorum. Bize lütfen doğruları söyler misin? Doğruları. Çukur önceden kazıldı değil mi? Uzun süre geçti için pek. Dün akşam hatırladığın şeyi bugün hatırlayabilirsin, söyleyebilirsin. Dün... Beraber de kazmış olabilir sana. Sonra inşaatın arkasında tel vardı. Telin arkasında da tarla var. Cesedi telin altından tarlaya geçirdik. Evet. Veysel ben evdeyken daha önceden çukur kazmış. Daha önceden hazırlamış. O çukurun içine attık demişsin. Doğru mu? Doğrudur. Demek ki önceden bir
hazırlık yapmış Veysel. Doğru mu? Peki. Sonra ne yaptınız? Sonra ertesi gün kimin aracını bulduğunu bilmiyorum. Yan adı yazıptır hepsi zaten. Anlamadım. Yan adı yazıptır hepsi diyeyim. Bilmiyorum hangi arkadaşından bulmuştur, bir araç buldu. Ertesi gün mü? Evet. Fazla geçmedi hani. O silah sesini kimse duymadı mı etraftan? Etrafında ev yok zaten. Yılbaşı gecesi de zaten. Tek bir ev var zaten. Yayla evler var ama insanlar yok. Yukarı evine gitmiş oluyor. Peki çukurun içine koydunuz ya, üzerine toprak örttünüz mü? Evet, örttük. Peki. Sonra ne yaptınız? Ertesi gün beraber aldık. Cesedi? Evet, ikimiz. Başka insan yok. Ama aracı kimin olduğunu, kimden bulduğunu bilmiyorum ama bir arkadaşından bulmuştur. Peki. Aldık gittik bir Gozacı diye bir yer var. Neresi var? Gozacı, Muğla Gozacı. Gozacı, evet. Oraya bir dereye götürdü ama hangi dereye götürdüğünü fazla tahmin edemeyeceğim. Belki gidersem... Oraya gitmeyelim daha, öldürdünüz. O sırada yerde kovanlar var. O kovanları ne yaptınız? Kovanları telefonun içinden buldu, cebine kattı. Onu nere attığını bilmiyorum ama. Peki, şeyin üzerinden, bayramın üzerinde 500-400 lira parası varmış, kimliği varmış. Onları ne yaptınız? Kış gününde zoba yandığı için zoba yatmış olabilir sana. Bak olabiliriz deme, bana net anlat. Nüfus cüzdanını ne yaptınız? Cüzdanını zoba yattık. Sobaya attınız. Evet. Peki, 400-500 lira parası varmış bayramın. Onu da Veysel mi aldı? Evet. Muğla, Bodrum biraz dolaştı gitti hani. Niye dolaştı gitti oralara? Telefonu oradan oraya iş yaptı hani. Telefon oradan oraya sinyal versin diye. Telefonu evet. Gezdirdi. Hı hı. Bundan gerisini fazla bir şey bilmiyorum detayını. Peki, şimdi cesedi çıkarttınız çukurdan. Sonra nereye götürdünüz? Muğla Gozacı diye. Ne yaptınız orada? Orası neresi? Nasıl bir yer? Orası nasıl bir yer? Ormanlık bir alan. Peki. Yola yakın mı? Yola yine az sen de 400 metre, ben de 500 metre, 5-600 metre içeri kattı. Cesedi kırmızı arabanızla mı götürdünüz? Orasını bilmiyorum dedim hani azla. O dönem kırmızı bir arabanız var mıydı? Kırmızı araba yoktu. Arabanın rengi neydi? Arabanın rengi nasıldı? Araba kimin arabasıydı? Cesedi taşıdığınız araba? Bir arkadaşın aracıydı ama kimin arkadaşı olduğunu bilmiyorum. Veysel'in arabası varmış. O sırada akü getirmiş ona bayram. Arabanın bir yerinde marş dinamasında bir arıza vardı. Çalışmıyordun hani. O zaman arkadaşından arabayı ödünç aldı. Anlattım ama orayı hızlı bilmiyorum. Peki, ama. Peki cesedi nasıl çukurdan çıkardınız? İki kişi onu yapmış olamazsınız. Biri size yardım etmiş olabilir. İki kişiydik. Sen sürekli kocana yardım ettin. Evet. Nasıl bir çukur kazdınız? Fazla derin değil ya. 45-50 santim. 45-50 santim. Şu koltuğun şeyin işte. Uzunlamasına. Evet. Arabaya nasıl yüklediniz? O da bölümü anlatmadın. Arabaya nasıl yükledik? Beraber yükledik. İki kişi. Hı hı. Sonra nereye götürdünüz? Muğla Gozacı tarafı. Sen neresinden tuttun cesedin? Kocan neresinden tuttu? Ben kolunu tuttum. İçeri kattık hani aracın. O ayaklarından ittirdi hani yukarı. İçeri kattık aracın. Sonra? Ormanlık bir alana gittik. Yola ne kadar yakın mesafedeydi? Yola yine 500-600 metre vardır içeride. 500-600 metre içeride, yani arabayla gidemiyorsunuz yani. Orman yolu zaten gidiyorsun. Peki gittikten sonra nerede durdunuz? Gittikten sonra nerede durduk? Bir derenin içine kadar gittik hani. Cesedi ne kadar süre beraber taşıdınız? Fazla taşımadık. Bu oradan 15 ile 20 arası, 20 metre diyeyim. Yanınızda Kemal de var mıydı? Yoktu. Öldürülürken de Kemal var mıydı? Yoktu. Cesedi oradan çıkardığınızda yanınızda Kemal var mıydı? Yoktu. Ben olduğunu biliyorum. Arasını yoktu ama. Nerede vardı? Kemal nerede vardı? Kemal Bayram abi geldiğinde yine başa dönecekti biz. Dönelim. Geldin,
geldiğinde Muğla'dan buluşamadım ben Bayram abi dedi, hani buluşamadık dedi. Hı hı. Eve geldi, arkasından o geldi zaten. Hemen. Tamam, Kemal'le berabersiniz. Hepiniz aynı yerden sinyal veriyorsunuz. Kemal hep sizle beraber. Orasının fazla detayını bilemeyeceğim hani. Kemal sizle beraberdi değil mi kardeşin? Telefonlar aynı yerden sinyal veriyor. Rezvan. Bu sırada nerede o? Beraber sizle inşaata geldi. Cesedi toprağa gömmeye yardım etti. Hatta taşımaya da yardım etti. Pardon, dur bir dakika. Kemal geldi ama oradan mindik ettim oraya, arkadaşının yanına. Öldürdüğünüzde Kemal yanınızdaydı. Yoktu. Vardı. Çünkü telefon orada sinyal veriyor. Telefonu bizim orada da kalmış olabilir hani inşaatta. Unutulmuş olabilir. Kemal evde, telefonu da evde zaten. Önce telefon evde sinyal veriyor. Hı hı. Önce evdesiniz, berabersiniz. Hepiniz aynı anda evde telefon sinyal veriyor. Ben dün evde sinyal vermiyor dediğimde ona özellikle söyledim. Biliyordum aslında size geldiğini. Telefon evde sinyal veriyor. Sonra öldürmek için oraya gittiğinizde Kemal de orada, telefon orada sinyal veriyor. Arkasından da cesedi götürdüğünüz yerde de Kemal sinyal veriyor telefonu. Orasını fazla bilemeyeceğim hani. Kemal'in telefonu bizde de kalmış olabilir hani. Kemal'in telefonu sizde kaldı ya. Evet. Kemal evde ya. Kemal sonrasında sizinle beraber geliyor zaten inşaata. Yürüyerek 15-20 dakika uzaklıkta ya. Başka bazlardalar. Kemal de sizinle beraber. Orasını pek hatırlayamayacağım ama. Kemal sizde ne yaptı? Sen değil de Kemal mi yardım etti Vesile? Orasını fazla bilemeyeceğim. Uzun zaman geçtiği için. Doğruları söyler misin lütfen? Lütfen yorma bizi. Kemal mi Veysel'e yardım etti? Cesedi taşımaya, çukura koymaya, gömmeye, oradan çıkarmaya, Kozağaçlı'ya götürmeye. Kemal mi yardım etti? Ben ikimiz var biliyorum hani. Eşimle ikimiz. Kemal nerede? Kemal o sırada Muğla'ya gitti. Telefonu bize bıraktı. Telefonu bırakıp mı gitti? Evet. Yalan söylüyorsun. Yalan söyleme. Yalan söylemiyorum. Yalan söylüyorsun. Neden yalan söylüyorsun? Düşünüyorum ama fazla bir şey bilmiyorum oradan gerisini. Yalan bulmaya mı çalışıyorsun? Hayır, yalan vurmaya çalışmıyorum. Kemal sizin yanınızda ne yapıyordu? Kemal'in en son 23.56'da görüşmesi var. Senle Kemal'in. Sen çünkü cesedi oradan çıkarıp ertesi gün götürmeye yardım etmedin. Kemal yardım etti Veysel'e. Sen evdesin o gece. Orasını fazla pek hatırlayamayacağım ama olmuş da öyle yanımızda. Şeyde inşaatta Kemal yanınızda değil mi? Hani uzun zaman geçti için olmuş da olabilir hani. Bir insanı öldürürken yanında kimlerin olduğunu hatırlamıyor musun? Artık yani, her şey ortaya çıktı. Lütfen tamam, saklama. Biliyorum. Kemal orada ne yaptı? Bak, bu cinayeti Veysel'in işlediğini biliyoruz. Onun cezası o kadar fazla olmaz ama gerçeklerin ortaya çıkmasını artık söylemen lazım. Çok büyük bir yük olmuş senin omuzlarında. Akşam kendi de itiraf etmiş zaten. Dedi hani. Aradık, konuştuk. Kim? Bize birazdan gelip gerçekleri söyleyecek mi burada? Buyur. Birazdan çağıracağım onu. Veysel'i bize gerçekleri anlatacak mı senin gibi? Orasını bilemem, anlatabilir. Kemal yanınızda mıydı? Pek fazla hatırlamıyorum ama yanımızda olabilir, olmayabilir hani. Kemal yanınızda mıydı? Yanımızda varsayalım. Yanınızda. Ne yaptı Kemal? Hani, yok da varsayalım. Kemal yanınızda. O da yardım etmiş olabilir hani bize. Üçümüze. Kemal size yardım etti mi? Biraz ucundan tutmuştur. Nasıl tuttu? Cesedi taşırken mi? Toprağa gömerken mi? Topraktan çıkartırken mi? Toprağa gömerken olabilir. Ondan sonra olabilir sen... diye konuşma bana, net ifadeler kullan. Türkçeyi düzgün kullanmayanlara karşı da bir sinirleniyorum yani. Olabilir değil. Cesedi taşırken Kemal yardım etti mi? Cesedi taşırken yardım etti mi? Taşırken yardım etti. Kim?
Ama şeyi, bayramı Veysel mi öldürdü? Evet. O çukuru, şeyi önceden kim kazdı? Önceden kim kazdı? Eşim kazmış olabilir. O çukuru önceden kim kazdı? Önceden kazılık varmış zaten orada. Önceden öyle kazılık bir şey olmaz yani. Önceden o çukuru kim kazdı? Bekle anlatayım. Önceden tarla sahibi koyun gibi bir şey ölmüş. Evet. Tamam anlatacağım dur. O durduğumuz inşaat, hani hurulduğu yerde, inşaatın olduğu yerde mera yer hani tarla, arazi. Tamam. O ağacın altında... Su verelim mi sana? Ağzın kurudu değil mi? Evet. O ağacın altında... ağacın altında koyun, yaz gününde koyun eriltiyorlar diyelim hani. Koyunun bir... Karıştırmıyorsun ama bak. Peki. Doğru söylüyorsun yani. Evet. Peki. O koyun ölmüş hani. Köpekler çişmiş. Gerçekliği söyleyeyim ama yalan söylemiyorum ama Allah var yukarıda. Herkesin tamam. Şeyi var. Koyun erildi yerde. Adam oraya koyunu gömmüş. Ama yalan söyleme hiçbir zaman. Sen de iş yapmadım hani. Biliyorsun sokak köpeklerini. Çeşmişler o yeri. Yine tahmin ettiğim gibi bundan biraz daha alçak diyelim bana. Sokak köpekler çeşince orayı. Biraz da o bize iş yaptı hani. Yardımcı oldu diyelim bana. O çeşte yeri biraz da biz köy yerlerinde siz bilirsiniz ama bel küre vardır. Bilirim bel küreyi. Bel küre ayarını biz de bir taban indik hani. Ondan sonra... Zaten çukur bir yerde bir şey indiniz. He. Ondan sonra örttük. Akşam gittik eve. Şimdi bu Önder diye biri varmış. O evinin arkasındaki tarla mı orası? Evet. Peki. Yan tarafında da arkasına kalıyor. Tarla uzun olduğu için arkasına kalıyor. İlk gömdüğünüz yeri hatırlıyor musun? Seninle beraber gitsek gösterir misin bana? Gösterin. Sonrasında cesedi çıkartmaya da yine Kemal sana ve Veysel'e yardım etti. Polis arkadaşın onu eksik anlattım ben hani o şeyi. Biliyorum eksik anlattığını. Bana şimdi anlat. Yardım ettin sonra sana Kemal bilmiyor hani. Cesedi çıkartmaya da yardım etti. Evet, ondan sonrasını bilmiyor. Arabaya Kemal yükledi. Hı hı. Ama bence oraya da Kemal geldi. Çünkü telefon orada yani. Yine sinyaller oralarda veriyor. Orada. Tamam. Dere kenarına gittiniz. Kemal var. Hı hı. Sen varsın. Veysel var. Dere kenarında nasıl bir dere burası? Dere kenarını nerede gömdünüz? Dere kenarı... Ertesi gün saat kaçtı? Yine gece miydi? Ertesi gün gece yarısını geçiyordun hani. Gece yarısını geçiyordun. 12 ile 1 arası diyelim hani. Peki gündüz gömdünüz ya oraya. Gidip zaman zaman pardon ama şimdi gece oluyor ya gece öldürüyorsunuz. Yılbaşı gecesi öldürüyorsunuz. Ertesi gün gidip ceset orada mı değil mi diye kontrol ettiniz mi? Ben evden çıkmadım hani eşim gitti. Kemal de gitti kontrol ettiniz. Evet. Kemal. Kemal de gitti kontrol ettiniz biliyorum. Değil mi? Evet. Oradan gerisini bilmiyorum ama. Peki gece gittiniz, cesedi çıkarttınız orada. Yine üçünüz berabersiniz. Doğru mu? Evet. Peki. Önceden peki nereye götüreceğinizi, bir dere kenarına götüreceğinizi nasıl karar verdiniz? Oraya götürmeye kim karar verdi? Oraya götürmeye... Çünkü gömdünüz ya tarlaya evet, cesedi. Biliyorum. Sonra o cesedi orada fazla tutamazsınız. Çünkü çok fazla derin bir yer değil. Ondan sonra köpekler bir eşelese çıkacak ceset evet. Ortaya. Cesedi başka bir yere götürmeye karar verdiniz. Götüreceğiniz yere o anda mı karar verdiniz? Yoksa gidip bir yer keşfi mi yaptı Veysel ve Kemal beraber? Yer keşfi yapmadık. Kafanıza göre gittiniz. Evet. Rastgele. Rastgele. Gece yarısı çıkardınız cesedi. Hı hı. Arabaya Kemal, sen, Veysel üçünüz. Çünkü iki kişi yapamaz onu. Beraber yüklediniz değil mi? Sonra o dere kenarına ne yaptınız? Nereye gömdünüz? Anlatır mısın lütfen? O dere kenarına oraya varmayınca iş yapamam hani. Anlamadım. Dere kenarına varmayınca keşif yapamam hani neresine
gömdüğümüzü, şora gömdük desem yalan olur, bora gömdük desem şey olur. Bu dere kenarını var bir kere iş yapmam lazım hani. Ama dere kenarını gösterebilirim demişsin. Evet. Oraya gidersek bana gösterirsin değil mi? Orhan Bey'e de gösterirsin, hı-hı, uzmanlarımıza da. Peki. Oradan gerisini bilmiyorum. Oraya nasıl, nereye gömdünüz, derenin neresine gömdünüz? Dereye mi attınız, derenin kenarına mı gömdünüz? Derenin bir kenarına. Ne kadar yakındı oraya? Bir ağacın dibi falan mı, neresine? Değil değil, sırf derelik. Kim kazdı peki çukuru? Veysel'le ben kazdım ikimiz. Kemal ne yapıyordu? O korkmuştu zaten. Kemal'i niye işin içine kattınız? Onu üstüne geldi diyelim hani. Kimin üstüne geldi? Hani işin rastgele üstüne geldi. Rastgele üstüne geldi. Evet. Ama sonra o da yardım etti size. Hı. Ama oranın tersini hiç yapmadı. Cesedin vücut bütünlüğünü bozdunuz mu, parçaladınız mı? Hayır, bozmadık. Olduğu gibi gömdünüz. Olduğu gibi oradan çıkartıp dere kenarına gömdünüz. Sonrasında oradan cesedi çıkartıp yaktınız mı? Hayır. Oranın ötesini ben bilmiyorum. Eşim arasa... Silahı ne yaptınız? Silahı ne yaptınız? Silahı nereye attığını onu da bilmiyorum ben hani. Eşim. Nereye koydu, nereye attığını onu bilmiyorum. Söylemedi mi sana? Söylemedi. Nereye koydu, nereye attığını bilmiyorum hani. Nereye koyduğunu da bilmiyorum. 300-400 liralık aldığı, bayramın üzerinden aldığı parayla hemen ertesi gün, yani 6 gün sonra 6 Ocak'ta da onunla mı para şeye gitti, Denizli'ye gitti? Evet. Denizli'ye gidip evine yakın yere atan Veysel miydi? Neden bunu yaptı? Orasını bilemedim. Bu cinayeti oğlunun üzerine yıkmak mı istedi? Orasına fazla detayını bilmiyorum, demedi bana bir şey. Muğla, Bodrum, Milas dolaştırdı hani. Ben o kadarını biliyorum. Hazır çünkü eski bir telefon olduğu için istediği kadar dolandırsın. O eski telefonlarda ancak arandığı zaman. Baz şeker. Baz şeker. Orasını fazla bilmiyorum. Ama nereye koydu, nereye şey yaptı, fazla bilmiyorum detayını. O akşam bence siz yemek yemediniz. Bu akşam... Yemek yedin, yemediniz değil mi? Yedik. Yedik de çıktık zaten. Bayramda yedi mi? Hiç evet. Öldürmediniz yani. Karnı tok gitti değil mi? Susanmıyorum ben. 13 senedir yüzümüze... Şşt. Geldi bir dükkanıma geldi. Allah'tan mahalleye takılmıyorum. Yemin her gün o kahvede falan çıksam oturup da karşılıklı abi nasılsın diye çay içecekmişim ya. Benim bildiğim bu kadar. Fazla bir şey bilmiyorum. Bir dakika. Şimdi birazdan Veysel gelecek. Veysel'in karşısında da sakinliğinizi korumanızı rica ediyorum. Veysel de bir şey hala soracaktım. Anlatmadığı ben. Her şeyi soracağız. İzninizle bir ara verelim. Veysel hiçbir şey duymadı. Bakalım o bize ne anlatacak. Biraz sonra beraberiz. Seni taciz mi ediyordu? Ara sıra iş yapıyordum telefonla böyle. Ben de hayır olmaz diyorum. Beraber olalım dedim. Ben de hayır asla olmaz dedim. 13 yıl boyunca sustu. Şimdi konuşmaya karar verdi. Bayram Tosun'la iki kez birlikte oldun mu? Oldum ama bizi öldürmedik bu adamı. Keziban'ın anlattıklarına kocası Veysel ne tepki verecek? Sen bana iftira atıyorsun. Sen bu işi yapmış olabilir misin? Kesinlikle. Türkiye'nin soluksuz izlediği süslü bayram cinayetinde sona gelindi. Veysel, bu adamı niye öldürdünüz ya? Hayır, bizi adam öldürmedi. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede. Bayram Tosun seni taciz mi ediyordu? Ara sıra iş yapıyordum telefonla böyle. Ben de hayır olmaz diyorum. Beraber olalım dedim. Ben de hayır asla olmaz dedim. 13 yıl boyunca sustu. Şimdi konuşmaya karar verdi. Bayram Tosun'la iki kez birlikte oldun mu? Oldum ama bizi öldürmedik bu adamı. Keziban'ın anlattıklarına kocası Veysel ne tepki verecek? Sen bana iftira atıyorsun. Sen bu işi yapmış olabilir misin? Kesinlikle.
Türkiye'nin soluksuz izlediği Süslü Bayram cinayetinde sona gelindi. Veysel, bu adamı niye öldürdünüz ya? Hayır, biz adamı öldürmedik. Az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Kezban, sen bize her şeyi eksiksiz anlattın mı? Kemal konusunu anlatmadım bir. Anlat lütfen. Tamam, yardımcı oldu. Hep beraber iş yaptık. Üçümüz. Götürdük. Nasıl kandırıp götürdünüz? Normalde aslında Bayram çok da fazla ikna edilebilecek bir adam değil. O inşaata nasıl kandırıp götürdünüz? Tamam, giderim demişti bize. Eve geldiğinde. Öylelikle gitti hani bizimle beraber arkadaş olarak hani. Bütün her şeyde de Kemal size yardım etti. Evet. Peki en son cesedi çıkarttığınızda. Bu arada arkadaşlar, Veysel gelsin buraya. Veysel'i de alalım. Hiçbir şey duymadı. Şimdi bakalım o ne anlatacak. Veysel'i alalım buraya lütfen. Gelsin Veysel. Ne kadar cesetle beraber o dere kenarına yolculuk ettiniz? Ne kadar sürdü yolculuk? Beraber ettik de ama çocuğun suçu yok, günahı yok. Yok yok, ne kadar? Bir saat, iki saat mi gittiniz? Hı hı. Bir saat, iki saat Bayram'ın... 45 dakika civarı. 45 dakika topraktan çıkardığınız cesetle yolculuk mu ettiniz? Korkma. Bize her şeyi anlat. İki dakika yürüdük. Fazla değil. Tamam. Veysel, hoş geldin. Hoş bulduk İdem Hanım. İyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi sıra seninle yapacağımız ben yayında. Teşekkür ederim. Çok kritik sorular sorduk. Önemli yanıtlar aldık. Merhabalar. Sen konuştuğumuz hiçbir şey duymadın. Hiç duymadım. Evet. Bayram'la Kezban'ın ilişkisi ne zaman başladı? Hiç bilgim yok yani. Nasıl bilgin yok? Bilmiyorum, hiçbir bilgim yok. Ben bu gibi konuları burada öğrendim. Daha önce öğrenmedin? Hayır. Yılbaşı gecesi Bayram'ı siz mi çağırdınız oraya? Hayır. Kendisi mi geldi? Efendim? Kendisi mi geldi? Evet. Evde kim vardı? Daha önce, dün de dediğim gibi, mesela o kendisi ceviz fasulye getirmiş. Efendim, özür dilerim. Onları ceviz fasulye getirmiş, onları satmış etmiş. Dediğim gibi ben kayınçıyı gönderebildim arabalarla. O da gelmeye gerek yok. Ben kendim malzemeyi tağıttım. Kendi imkanlarımla geleceğim demiş. Sonra ne oldu? Bu şekil geldi. Evde Kemal de var. Evet, var. Sen varsın. Evet. Kezban var. Biz iş yerindeydik. Geldik, eşim şeyler hazırlamıştı. Hani çok kaliteli yiyip yemesek de. Oğlandan bir şeyler hazırlamış. Biz geldik. Dedi bu evde ekmek yok dedi. Kemal'i ekmeğe saldık. Geldi çocuk. Yemeğimizi oturduk. Geldi. Yemeğini yedi, çekti gitti. Bayram çekti gitti mi? Evet. İnşaata gitmediniz. Gittik. İnşaata gittik. O gittikten sonra inşaata kalan harcımı bitirmek için döndüm. Bayram'ı sen mi öldürdün? Hayır. Kezban bize her şeyi anlattı. Hayır, bak, kabul etmiyorum ya. Kezban bize her şeyi anlattı. Kemal de bize her şeyi anlattı. Hayır, ben kabul etmiyorum ya. Neden öldürdün? Ben öldürmedim. Eşin senin öldürdüğünü itiraf etti. Diyebilir. Herkes her şeyi diyebilir insana. Ben kesinlikle böyle bir şeye... Beraber inşaata gittiğinizi, kandırdığınızı, orada harç dökeceğiz diye birlikte gittiğinizi... O sırada aranızda bir tartışma olduğunu... Hayır, hayır. Arkasından da tartışma olduğunu, arkasından da o tartışma sırasında aranızda bir boğuşma olduğunu, o boğuşma sırasında senin yanında silah getirdiğini, o silahla kalbini iki el ateş ettiğini, arkasından ölmesini beklediğinizi... Benim silahım yoktu. Tüfek var evde sizin. Ay yok, bende tüfek var. Benim silahım 2003'te... problemlerimiz döneminde polisler tarafından alındı.
2011 ya da 12'lerde geri iade edildi. Yani kayıtlarda hepsi mevcuttur yani. Bir tüfekle ya da bir silahla ya da şeyle, tabancayla öldürdüğünü. Hayır, arkasından yok. Ölmesini beklediğinizi. Arkadaşlar hazırlar mısınız lütfen? Kezban'ın anlattıklarını yayınlayacağım şimdi. Senin de izlemeni istiyorum. İzlemediğin şeyi izleyeceksin şimdi. Nasıl itiraf evet, ettiğini. Arkasından hemen orada bir tel olduğunu, bir tarla olduğunu, daha öncesinden bir çukur gibi bir şey olduğunu, onu bir şeyle böyle ne deniyordu ona? Bel küreğiyle. Bel küreğiyle biraz kazdığınızı, o gün oraya gömdüğünüzü, ertesi gecede Kemal'in yardımıyla beraber oradan çıkardığınızı ve bir dere kenarına götürdüğünüzü anlattı. Aa, bilmiyorum. Hepsini anlattı. Hatta dün akşam senin onu aradığını. Aradım. Ve ondan sonra cinayeti ben de anlatacağım. Her şeyi anlatacağım dediğini söyledi az önce. Kim? Dün akşam arayıp seni ne dedi? Orada mı oturmak istersin, yanıma gelmek ister misin? Belki biz bu arada otursam olur. Dün sana seni arayıp ne dedi Veysel? Ne yapıyorsun, niye koyuyorsun dedi. Ben de itiraf ettim dedi. Fazla. Ya öyle bir şey demedim. Kesinlikle demedim ya. Karın yalan mı söylüyor? Bilemem. Herkes özgür iradesine dayanarak ifadesini verebilir. Yani. Kemal yalan mı söylüyor? Hani dediğim gibi herkes özgür ifadesini kullanabilir ya. Yani. Dün akşam bizim ekibimize de itiraf ettin. Ya ben dedim ki onu ilk ailesi öldürmüştür dedim. Yani sonucunu bilmiyorum. Senin öldürdüğün ortada. Olabilir. Hatta bu yer göstermede ya birazdan yer, yani bize oraya gittiğimizde yeri de gösterebilirim dedi. Ya sen neden öldürdün? Ben öldürmedim kendisini. Neden öldürdüğünü söyler misin? Yani senin eşinle birlikte olduğu için ona öfkelenmişsin. Hayır hayır. Ben o hususları o yayında öğrendim. Benim yani eşim birinde oldu, birinde olmadı, birinde oldu, birinde olmadı. Olaylar eşin az önce bu ilişkiyi kendi rızasıyla yaşadığını, sürekli onunla birlikte olduğunu ama en sonuncunda o aynı şeyi sen de bana dün söylemiştin. Bayram bana da söyledim. Sen de kapıda konuştuk hatırlarsan dün akşam. Hı hı. Bayram Tosun'un eşinle birlikte olduğunu, sonra arkasından seni kaçıracağım, kocanı boş ver, seni kime? Ne, sen anlat istersen. Onu söyledi bana. Hı hı. Evet, söyledi. Sonra birine vereceğim, bir öğretmene mi? Birine vereceğim. Bu muhabbetini de biliyorum, onu söyledi. Dolayısıyla sen bu ilişkiyi önceden biliyorsun. İlişki öncesini, bir ilişki olaylarını bilmiyorum. Bunu biliyorsan ilişkiyi de biliyorsun. Hayır, ilişki olayını kesinlikle bilmiyorum. Kezban böyle biliyor şey muydu? Anlatmadı. Biliyor muydu Kezban? Biz her şeyi açıkladığın için lütfen yani söyler ilişki misin? İlişki olayını kesinlikle anlatmadı. Bir dakika anlatmadı lütfen. Yani. Biliyor muydu Veysel ilişkiyi? En son bu arada öğrenmiş oldu. Az önce bize dedin ya. Ben ona söyledim dedin ya. Dün hatta şok oldum ben. Bir konu bir konuştu. Bir dakika lütfen. Tabii. Hatta az önce cesedi beraber Kemal'le birlikte gömdüğünüzü söyledin ya. Değil mi? Veysel'in öldürdüğünü de söyledin. Evet, demiştim. Dedi. Hazır mı arkadaşlar Kezban'ın itirafı? Neden öldürdün? Onu ben öldürmedim. Hatta nüfus cüzdanını yaktığınızı, üzerinde 300-400 lira para olduğunu, bu arada ailesi şunu hatırlattı. O gün oraya ceviz satmaya gelmiş zaten, fasulye satmaya gelmiş. Daha da fazla para var. Halası öyle söylüyormuş aşkının. Arkasından da o şeyi, silahı alıp, pardon telefonu alıp sanki ailesinden biri öldürmüş gibi plan yapıp telefonu evine 20 dakikalık uzaklığa telefonu atmışsın. Ben ondan ilgim alakam yok bu işlerle. Bütün ETS kayıtları, bütün belgeler zaten o gün sizin birlikte olduğunuzu gösteriyor. Baz istasyonları aynı yerde baz veriyorsunuz. Tamam geldi diyorum, gelmedi diye bir şey demedim zaten. Dün akşam cinayeti itiraf edelim diye kendi aranızda konuşmuşsunuz. Niye şimdi yalanlıyorsun? Hayır öyle bir şey demedim. Hı? Ben. Kesinlikle öyle bir şey demedim. Neden öldürdün? Ben öldürmedim. Öldürmüşsün. Hayır. Ben öldürmedim Didem Hanım. Bak karın neler söyledi, itiraf nasıl etti. Dinler misin lütfen? Bizim boşa, sen kardeşini denilen boşa. Şahısımız da aynı şeyler söyledi. Sen kendin söylemişsin zaten. Yok. Sen kendin söylemişsin. Hatta bize yer gösterme de yapacak.
Yapsın. Tamam, getirelim arkadaşlar ekranlara. Dün polis arkadaşlara demiştim hani. Söyler misin, öldürdüm? İtiraf ettim hepsine. İtiraf ettim. Öldürdü değil mi? Peki. Dün polis arkadaşlara demiştim hani. Söyler misin, öldürdüm? İtiraf ettim hepsine. İtiraf ettim. Öldürdü değil mi? Peki. Dün polis arkadaşlara demiştim hani. Gelin arkadaşlar. Söyler misin? Bütün detayları ben nereden bileceğim? İnşaata gittiğinizi. HTS'lerle tamamen örtüşüyor. Orada öldürdüğünüzü. Sen benim bir akrabana, bir köylüne bunu nasıl yapıyor diye öfkelendiğini, tartıştığınızı. Arkasından onu öldürdüğünü. Şimdi ben arkasından gömdüğünüzü. Beni öldürmek için yapmış olduğu planları bahsetti. Diğer mevzuları ben burada öğrendim. Ne zaman öğrendin? Geldiğim günden beri bocalıyor. Dünkü konularda bazı şeyler algıladım. Kemal niye peki cinayeti itiraf etti? Ya bilemem yani. Kimin ne konuştuğunu, ne dediğini bilemem. Nereye gömdünüz sonrasında? Çıkardın mı sen cesedi oradan? Valla cesedi oraya gömdüm, buraya gömdüm. Orayını bilmiyorum. Neden yalan söylüyorsun? Her şey ayan beyan ortada. İstersen bu yükten sen de kurtul artık. Vallahi. Ben senin de omuzların yük olduğunu biliyorum. Sana üzülüyorum da. Kapıda benim, dün akşam hatırlarsan. Değilim hanım, ben çocukluğumdan beri çekiyorum yükü. Biliyorum, ben farkındayım. Bunlar çok mazur olan şeyler. Ama bu kişi adam öldürmeye gerek bahaneler değil yani. Eşinden boşanırsın, evine sokmazsın. Bilirsen boşanırsın. Öğrenmişsin. Burada öğrendim. O zaman öğrenmişsin. Ben burada öğrendim. Bu yükten sen de kurtul istersen. Ben burada öğrendim dedim ona. Hayır, sen daha önce de biliyordun. Hayır, bilmiyordum. Biliyordun neyse. Hayır, kim ne derse desin. Bizim şahitliğimiz de var. Dün akşam ekip arkadaşlarımıza da cinayeti itiraf etmişsin. Ekranlarda itirafı var. Hayır hayır, ben dedim ki diyelim ki böyle bir yıkıldı üstüme, ben yaptım sayı dedim. Ben ne alırım ne almam, ben sadece fikir olarak onu sordum yani. Arkadaşlar o bahsettiğimiz Kemal'le ilgili görüntüler hazır mı? Hazır mı Kemal'le ilgili görüntüler? Tamam. Tamam. Kemal gözaltına alındı. Alınabilir. Gelsin ekranlar lütfen. Didem Hanım, iyi yayınlar. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Aslan Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro dedektifleri Bayram Tosun dosyasında adı şüpheli olarak geçen Kemal'in evine şu an operasyon düzenliyorlar. Gel abicim. Neden gözaltına alınıyorsunuz? Yat yere Kemal. Yat yere. Tamam. Tak kepçe, Kemal, neden gözaltına alınıyorsun? Sakin ol Kemal. Bayram Tosun kaybı. Direnme. Sakin ol. Bayram Tosun kaybıyla bir alakan var mı? Sakin. Hatırlamadığını söylüyordun. Hatırlamaya başladın mı? Sakince kalk. Sakince. Neden gözaltına alınıyorsun Kemal? Ayakkabılarını. Neden gözaltına alınıyorsun? Bayram Tosun kaybıyla bir alakan var mı? Başka. Bir şeyler hatırlamaya başladın mı Kemal? Konuşmayacak mısın? Konuşmayacak mısın? Öldürdünüz mü Bayram Tosun'u? Kıskançlıktan dolayı mı? Konuş Kemal. Hayır dedim. Sen öldürmedin mi? Veysel mi öldürdün? Birazdan konuşacağım şimdi. Ne yapacaksın? Neden öldürdünüz? Veysel mi öldürdün? Denizli Cinayet Büro ekibi tarafından gözaltına alındı kardeşin. Neden Kemal'i bu işin içine aldı? Alkış tabii ki. Konuşsana artık, bunca yıl. We'll be right back.
Çok karıştı. Aşkın öfkelendi ama Veysel ısrarla inkar etmeye devam ediyor. Deniz'le emniyetinden de yola çıktılar. Birazdan burada olacaklarını biliyorum. Bir dakika. Veysel sakin ol. Arkadaşlar bir Veysel. İmran Hanım dışarıda olsun. Aşkın dışarıda olsun. Hacer sen de sakin ol, burada ol. Geç, ortaya geç. Ozan yardım et. Çünkü şunlara bir top. Hayır, hayır, hayır. Taciz mi ediyordu? Ara sıra iş yapıyordum telefonla böyle. Ben de hayır olmaz diyorum. Beraber olalım dedim. Ben de hayır asla olmaz dedim. Şu anda anlatıyorum arkadaşlar. Denizli cinayet bürodan geldiler. Ve gözaltı, alsanıza şu bardakları buradan. Şu bardakları alın. Alın, bana gelin yardım edin. Evet, gözaltına aldılar. Jimmy gel. Evet, Jimmy gel. Evet, helal olsun Türk polisine, helal olsun. Evet, gözaltına alındı. Ben de gidiyorum oraya, ben de gidiyorum. Geliyorum, bir dakika geliyorum. Şu anda Denizli Cinayet Büro ekipleri geldiler. Evet, Denizli ekibi geldiler. İdris Bey, geliyorum, merak etmeyin. İyiyim, her şey yolunda. Veysel, sakin ol. Bir Veysel'le bir konuşmak istiyorum. Bir sakin olun. Arkadaşlar. Bir sakin olun. Ah, bir saniye, ben bir konuşabilir miyim? Veysel'cim, sakin ol canım. Sakin ol. Herkes öfkeli olduğunu biliyorum. Ama bu yükten kurtulabileceğine de inanıyorum. Hocam, ben sizlere öfkeli değilim. Kim öfkeli olduğunu da biliyorum. Bak, ben de seninle göz teması kurabilir miyim ben Veysel'le? Veysel'le bir göz teması kurmama izin verin. Veysel, göz teması kur benimle. Veysel, gözüme bakabilirsin. Hocam, bakarım. Kafanı kaldır. Hadi bak gözüme. Şu an nefesi zor oluyor. Tamam. Ha, Veysel. Veysel, bu cinayeti sen mi işledin? Hocam. Sen mi öldürdün? Söyle, bu yükten kurtul. Hocam. Hadi canım. Ha canım. Önce bir yudum sorabilir miyim? Oğlum. Arkadaşlar, ben su getirin. Su getirin. Hocam. Ses kayıtta Ayşegül zaten. Hocam. Kayıttayız. Karışmayacağım, kimseye gitmeyeceğim. Tamam. Şuna çökebilir miyim? Yok. Şu anda artık seni Deniz emniyetinden geldikleri. Hocam, çok sıkıştı. Tamam, kalbi sıkıştıysa. Tamam. Ve siz kendin emniyetten var arkadaşlar zaten. Hayır, ben. Bu cinayeti sen neden işledin? Bunu söyleyebilirsin bize en azından. Ben su veriyorum. Şey, tamam. Alın arkadaşlar. Allah. Tamam. Bir yudum su al. Bir saniye hocam. Hocam, bir dakika. Lütfen bir saniye. Su iç. Hocam. Su içer misin? Biliyorum, elim kelepçeli zaten. Biliyorum. Hocam, müsaade edin, yanlı olsun yatayım yere. Lütfen. Yere yatırın. Lütfen. Çok sorun. Yere yatırın. Az bırak. Hayır. Su içsin. İdris Bey, çekilin. Yani hocam, müsaade et hocam. Tamam, bırakamaz. Hocam, emniyet bırakamaz. Emniyet hocam, bırakamaz hocam. Seni. Tamam canım. Ya benim. Sadece devriştireceğim azıcık. Yan. Çok kötü durum. Kalbi kötüymüş. Hayır ya, vallahi o açıdan. Hadi ben size emanet ettim. Bu cinayeti sen mi işledin? Hayır hocam. Ha? Hala hayır. İnkar ediyorsun da. Kurtul be Veysel. Hayır hocam. Kesinlikle hocam. Neden işledin? Kesinlikle hocam. Onu ailesi öldürdü. Sen öldürdün. Ailesi öldürdü hocam. Beni de ailem öldürdü. Artık seni Denizli... Hocam, beni de ailem öldürdü. Ailenle çok sorun yaşamışsın. Beni de ailem öldürdü. Denizli emniyeti götürüyor. İçeri geliyorum. 13 yıllık bir cinayet aydınlandı diyebiliriz. Veysel sonuna kadar inkar etmeye devam ediyor. Geliyorum içeriye arkadaşlar. Sakin olun. Geliyorum içeriye. Hep söylüyorum, bizler bir... İdris Bey, sıkıntı yok. Bizler aracıyız. Ama en büyük alkışı her zaman söylüyorum. Bir sakin olun. Bizler gazeteciyiz. Bir sakin olun, alkış istemiyorum. Önce isimleri söyleyeyim. Asıl kahramanların isimlerini söyleyeyim. Denizli İl Emniyet Müdürü, beni bekleyin, Kenan Yıldız. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Niyazi Demirkaya.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı cinayet büro ekipleri Denizli'ye bağlı. Ve Denizli Cinayet Büro Amiri Musa Altıntaş. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı büyük bir mesaiyle bu dosyayı aydınlattılar. Onlarla beraber çalıştık. Emniyete, Denizli Emniyetine kocaman bir alkış lütfen. Kocaman bir alkış. Ve de ekibimize yeni katılan muhabirimiz Büşra Seyise ve kameramanımız Onur Aydın'a da kocaman bir alkış lütfen. Burada belli bir kıvama geldikten sonra dün akşam bütün mesaisini yayından sonra da harcayıp bizimle birlikte her zaman söylüyorum güzel ekibimizin önemli bir parçası. Tek yürek halinde çalıştığımız sevgili Orhan Kemik size ve haber müdürümüz Doğanay Topçu'ya da kocaman bir alkış lütfen. Tabii zor anlara, ya benim için de zor bir yayındı. Kezban nerede? Kezban da gözaltına alındı. Abla Kezban da gitti. Son ana kadar inkar etti. Ablasına çok öfkeliydi. İmran gelir misiniz lütfen? Gelin, hadi gelin aşkım. Karşıya geçin, oturun lütfen. Yardım edin. Orada şeyler var, iğneler batmasın. İmrancığım. Alsanıza. İmrancığım. Ay gel gel Hacer. Hacer ne durumda? Hacer'i bu durumda alabilir miyim ben? Ozan abi nasılsın? Ha? Bir anla ne durumda? Bir dakika bekle. Mikrofonu yok şu an. Mikrofonu yok. Mikrofonu yok. Hacer'e çok öfkeli. Ben getiriyorum. Bir dakika mikrofon getirin. El mikrofonu verin. Canım oyna. Sen aydınlat. Sen kışkırttın bizim oğlan. Git kardeşim. Kim dedi? Ver bunu. Canım söyle. Kim oyna dedi? Böyle şıkır şıkır oyna. Ağlama. Kimden bahsediyorsun? Amca Behçet aydılar. Senin gibi amcam yok benim. Kışkırtmış öldü senin kardeşini diye. Senin gibi amcam yok benim. Ben sizi çok oldum. Tur. Hadi. Sen var ya sen. Kardeşimi oradan kaldır. Kim vur diye gönder. Onu ortadan kaldır dedin. Ona böyle talimatlar verdi işte. Amcaları ne yaptı? Yaşattık yaşa. Yaşa artık yaşa. Dilerim Allah'tan öbürü billah. Yatakları. Affetmeyeceğim sizi asla. Asla hakkımı helal etmeyeceğim. Zehirle zıkkım olsun değil. Zehirle zıkkım olsun. Anladın mı? Hacer oturur musun? Beni dinler misin canım benim? Gel 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 tamam gel. Gel aşkım benim. Yardım et aşkın oturtalım şuraya. Gel ben sana gel, çok teşekkür ediyorum. Ol, bence bir dakika. Bence otur bak otur aşkın senin elini bir öpsün ben de bir göreyim. Ben... Çünkü senin sayende bu cinayet aydınlandı. Bir de Hacer'e kocaman bir alkış. Allah razı olsun. Sizden Allah razı olsun. Rica ederim. Ay, rica ederim. Seni rica ederim. Gerçekten Orhan Bey. Rica ederim. Hanımefendi yani amca, Büşra'dan amca, hepinizden çok teşekkür ederim. Kulaklık yok mu Mert nerede? Gel Mert'ciğim. Onur'dan amca, bütün ekipten. Kaldır onu demiş. Onu da kaldır demiş. Öyle itiraf ediyor. Bütün seni orada. Senin bütün suçlarını söylerdi. Otur hadi otur aşkım. Otur. Senin suçlarını bütün söylerdi. Orta yerden kaldır demiş. Ulan ben onun suçlarını... Onu silahını sarkladım. Beni öldürmeye geldi evime. Ben ama... Ben Allah'tan korktum aşkım. Ancak Allah'tan korktum. Ablası isyan ediyor ki Hacer Hanım'ın ablası olduğunu belirtir misiniz bir daha? Senin yüzünden senin! KJ'ye. Yaşa artık yaşa! Bizim oğlan sizin yüzünüzden katil oldu. Siz katil ettiniz! Öyle mi? Amcaları mı katil etti? Beni de öldürmesi için emrettiniz! Emrettiniz beni de öldürmesi için emrettiniz! Orta yerden kaldır dediniz! Orta yerden kaldır seni ele verir dediniz. Ben ele verecek olsaydım. Ben ele verecek olsaydım. 13 senedir bunu unutmazdım. Allah'ım sen bilirsin yarabbim. Allah'ım sen bilirsin yarabbim. Ölen ben sizin evinizin çocuklarına baktım ben. Mikrofonda bu muydu? 5 tane ablamın çocuğuna baktım. Hepsi affedersin bilmem ne diye yüzüme bakmadılar. Senin o Zeki İsa'yı ben büyüttüm. Bilmem ne diye yüzüme bakmadılar.
kadar. Yemezler yüzüme bakmadılar. Ama yine de hakkın senin çocuklarına helal olsun. Dilerim Allah'tan ölüm yataklarında böyle hakkımı helal etsin gelsin dettiriz Allah'ım. Allah'ım büyüktür. Allah'ım yüce Allah'ım büyüktür. Oyna gari oyna. Oyna. Anacığım bunu çok seviyordu. Hacer çok üzüldü tabii. Hem kardeşinin bu halde görmek, beni de bu hale ailem getirdi dedi Veysel. Tabii son anda... Kardeşlerimin hiçbiri de bana onaylamadı buraya arayıp da. Ve yalnızım artık yalnız. Bir tek Allah var benim. Allah yeter. Bir tek Allah var. Giden evladım Allah ömürler versin. Hacer, 13 yıl boyunca neden sakladın sen bu cinayeti? İnanamadım. İnanamadım, bilemedim. Yine kardeşine kıyamadın. Yapmamıştır belki dedim. Bana çok etmiştir dedim. Ta ki bana tehdit etmeye kadar inanmadım. O zamana kadar da inanmadım. Karısına tehdit ettirdim halde de inanmadım. Yaptınız mı bunu dediğimde, yaptık dedi. Ona da inanmadım. Beni öldürmeye geldiğinde yine savcılığa gitmedim. Yine karakola gitmedim. Öldürse kardeş katili olsun dedim. Öldürse öldürsün dedi. Evet, ben tamam. Nerede çalışırsam çalışırım. Ekmeğimi kazandım. Ama kimseye muhtaç olmadım. Alnım açık. Alnım da sapına kadar açık. Allah'ım sevmiştim. Bütün demiş. %100 ona da anlattı bu durumu. Ona anlatmasaydı, bu durumu bilmeseydi, bayramın öldürdüğünü bilmeseydi, git ablanı orta yerden kaldır. Seni ele verir. Senin ayağını kaydırır diyemezdi. Diyemezdi. Evet, o söyledi ona. Kardeşini kaldır orta yerden, bütün deliller. Bu amcanın adı ne? Behçet. Behçet. Kusura bakma bağırdım. Behçet. Ben çocukken çok beni böyle yerlerde top gibi savurdular. Evler beniydim ben küçüğüm. Çok dayak yedim. Yağ yerine sıvanı yedim. Su kadıp da kavurup da yediğimizi bilirim ben. Ulan ben sizin evinize ekmek diye geldim ben. Ben sizin evinize para diye geldim ben. Ben çöplerden ekmek toplam da yiyorum. Onları ben çöpten topladım da yedim. Allah. Hacer, ilk cinayeti zaten sana itiraf ediyor. Arkasından sen konuşunca zaten gerçek... Ben henüz konuşmadıydım. Behçet daha anlatıyor durumu. Behçet'ten sonra? Ondan sonra o seni tehdit ediyor. Beni ona anlatıyor durumu. Hı hı. O da diyor ki kime anlattın başka? Sonra bana anlattığını söylüyor. Git diyor ablanı diyor kaldır diyor. Onu ortadan kaldır diyor. Onu öldür diyor. O seni ayağını kaldırır diyor. 13 senedir ben ayağını kaldırmamışım onun. Ne kötü olsa da kardeşim dedim. Ayağını kaldı kaydırmadım. Oyna artık oyna. El çırpı oyna tamam mı? Yaşa. O beni öldürmeye geldiğinde bile ben savcıya gitmedim. O beni boğazıma sıkmaya geldiğinde bile gitmedim bildirmedim. Ben böyle bir mert insanım işte. Ama dilerim Allah'tan onlar da ömür billah cezaevinden çıkmazlar. Yaptılar bunu cezalarını çeksinler. Ömür billah çıkmasınlar. Çıkmasınlar. Son ana kadar inkar etti ama tabii karısının ve
şeyinin, kayınbiraderinin itirafı var. Zaten olay gibi. Zaten bana söylemişti burada ben size anlattığım gibi. Nasıl öldürdünüz diye anlattım, sordum da hepsini tek tek söylemişti o. Tuzak kurduk demişti. Bayramın hiçbir şeyden haberi yok. Gel gelmez şeyinden vur, kalbinden vurdu sana, demişti. Arkadaşlar ses çıkarmayın lütfen. Sana güveniyor ve her şeyini anlatıyor. Sana neden anlattı peki bunu? Çünkü ben yalnızım. Yalnız olduğum için yalnız yaşıyorum ya. Birine söyleme ihtiyacı duydu. Birine söylerse zaten yalnız biri. Onu da kim vur diye gönderin diye düşündü. O gelip telefonu sizin ya öncesinden bir plan yapılmış. Tabii plan yapılmış çünkü senin olayı, yanına getirerek olayı sana yıkmaya çalışıyor. Tabii olayı aşkına yıksınlar. Zaten babası kardeşini kaybetti. Telefonda, aşkın vurulmuş. Dur telefonu, aşkın konuşsun. Babasına bekle. Husumeti var aşkının. Aşkın nasılsa dediler. Aşkını babam, bu işte şey yaparız ama Allah. Ben yanına gelip laf almaya da mı çalıştı? Yanına ya, gelmiyor, geliyor babam, muydu senin? Denizli'ye taşındıktan sonra benim yanıma 10 defa geldi. Ben bu adama çay ısmarladım. O bana çay ısmarladı. Gözüme baka baka. Eve geldi, yemek yedi. Eve babaannemin yanına geliyor 1-2 yıl sonra. Rahmetli köyü biz o zaman bizim ev değildi. Köyde babaannemin evi. Orada biz buna sofra kuruyoruz. Aç gelmiştir diye baş sağlığına geliyor babaanneme. İşte ne kadar ne diyeceğim bilmiyorum inanın. Ama size çok teşekkür ederim. Telefonda kendi attı zaten oraya. Nasıl? Bu telefonda dolaştırdı geldi. Yıllardır aşkını mı öldürdü? Ne oldu sorusu artık kalmadı insanlar. Dilerim Allah'tan ömür billah. Kimse kendi adaletini bu ülkede kendisi sağlar. Onun için sağlamamalı zaten. Onun için zaten Didem Hanım biz dedik ki İşte babamız ne sonuçta dedik. Her zaman her hatasında babamız dedik. Her hatasında babamız dedik. Böyle bir şey yapmayı hiç düşünmedik yani. Yani şunu yapmaya çalıştı tabii. Kezban karısı söylerken sanki bu bir nefsi müdafaa gibi buna sokmaya çalıştılar. Ama ben şöyle düşünüyorum. Orhan Bey'e de söyledim. Kendi kanaatimi de söyledim. O gün oraya yani şeye nedir? İnşaata Kezban götürdü. Çünkü Kezban dedi ki ona işte evdeler gelecekler ama gel biz seninle beraber inşaata gidelim orada birlikte olalım dedi. Onu öyle kandırarak evde bunlar var kardeşim var biz burada seninle birlikte olamayız. Seni onu inşaata götürdü. Orada zaten işte Veysel bekliyordu arkasından Kemal de geldi. Orada pusu kurdular ve orada öldürdüler. Yani senin gibi baban gibi ya baban da belalı bir tipmiş. Çok kolay daha öncesinde de eğer öldürme planları yaptıysa eğer gerçekten Veysel'e güvenmez gitmez ki inşaata yani. Boğuşmasa vurardı onu. Boğuşmaya fırsat kalmazdı. Babamı tanıyor, her bilen bilir. Babam onu zaten boğuşma yapmadan vurulurdu Veysel. Babam vurulabilirdi onu bir şey demiyorum. Dün de söyledim onu. Ama babam onu vurardı. En azından yaralardı. Bir yere, yani, bir yere saklanıp vurduğunu söylemişti evet, değil evet, mi siz Hacer Hanım'a? Hacer Hanım öyle söylemiş. Hacer Hanım, Orhan Bey ne olur unutmayın. Hacer Hanım tabii yani hem öfkeli hem de kardeşini böyle gözaltına alınırken gördüğü için de çok üzgün olduğunu görüyorum. Artık bir yandan da sevindim. Evet hem üzgünsün, rahatladım. Kızgınsın ama tamam, çok zor. Ne olursa olsun kardeşin yani. Yani ben sakla, madem onu ben ayağını kaydıracak olsaydım. Ama birini öldürmüş. Cezası neyse ayağı çekmesi gerekiyor. Ayağını kaydırmak değil aslında. Zaten. Çeksin. Ayağını kaydırmak değil. İşlediği bir suçun bedelini ödeyecek. Onun da üzerinden bir yük kalktı. Bir de yalnız zaten korkuyordum ben. Çünkü şeyde çalışıyordum ya. Söyledim ya. Orada çalıştığımdan dolayı. Kim vur diye gönderin hesabı anlattı bana onu %100. Hani dışarıda konuşursa kim vur diye gönderim diye anlattı %100 tahminim. Ben tahmini öyle diyorum. Belki de çok güveniyordu sana ablamdan sırt çıkmazdı. Ama şöyle abla, şunu da söyleyeyim. Çukuru kazdığını dün akşam zaten onunla ilgili elimizde ses kayıtları da var. Bizim elimizdeki bütün belgeleri evet, zaten Denizli Emniyeti ile paylaştık. Bütün her şeyi sağ olsunlar onlar da işte dün itiraf geldikten sonra onlar da işte bugün geldiler ve yayında gözaltı için gözaltına da aldılar. Şu anda da Denizli'ye götürecekler. Yayında zaten bütün itiraflar geldi. Önemli olan götürdükleri yerlerde işte bazı delillerin inşallah ortaya çıkması evet, çok çok kıymetli. Ama dün akşam o çukuru kazdıklarını, önceden kazıldığını size söylemişti tabii, değil mi Orhan Bey? Dün akşam konuşurken ben özellikle sordum o çukuru ne zaman kazdınız, o gece nasıl kazdınız diye. Hı-hı. Hayır dedi, daha önceden Veysel o çukura kazıp hazırlamıştı dedi. Aynen hı-hı, bu şekilde kullandı. Evet, ifadesi yani öyle. Yani bu da bize neyi gösteriyor? Tasarlayarak, planlı. Tabii, tasarlayarak, planlayarak cinayet. Veysel'in bana anlatışı, onun bana anlatışı, bayram cevizleri falan her şeyleri satmış, telefonla görüşüyorlar. Bunların evine bana da bir gidiyor, su verseniz arkadaşlar. Benim de dilim damağım kurudu bunların vallahi. Bunların evine gidiyor bayram. %100 anamdır o.
Çünkü anam, tahmin ediyorum. Annen evde. Tabii tabii evde. Yenge yenge diyor. O da çıkıyor. Nayırdır diyor anam. Veysel gel nerede diyor. Anam da diyor ki inşaattalar diyor. Bu saatte gelmediler mi daha diyor. Gelmediler diyor. Ondan sonra inşaata gidiyor bayram. Hı hı. Bu da bir güzelcem kendilerini pusuya kurmuşlar. Çünkü adamın haberi yok. Hı hı. Adam böyle geliyor. Veysel diyalekten geliyor. Bizimki tam cama yaklaştığı sıradan önünden vuruyor. Tabi alakaranlık görmüyor. Hı. Vuruyor. Bir el daha vuruyor. Adam yıkılıyor. Hı hı. Bana anlatışı. İnşaatın yanında bir çukur var. Oraya gömdük dedi. Ertesi gün sabah oradan erkenden aldık dedi. Bir dağa götürdük. Issız dağa götürdük. Bak Kızıldaymış. Issız bir dağa götürdük dedi. Oraya attık dedi. Ve kafasında dedi. Bak orasını ben onun yalancısıyım. Teşekkür kafasında dedi. Bir mağaraya soktum. Yaşıyordum dedi. Gerçekten. Bayram senin rahatın iyi mi la? Bak ben de bunun için böyle dedi ama. Kafatasıyla konuşuyormuş yani. Evet. Korkunç bir şey değil mi peki sen? Korkunç bir şey. Ürpermedin mi yani? Ürperdim o anda da sonra güldü. Sonra gülünce bir insan cinayet işlese Veysel dedim. Bu kadar rahat bir şekilde anlatmaz dedim. Ben inanmıyorum endeye konuyor dedim ben. Yalan söylüyorum dedim. İnanmıyor musun dedi. İnanmıyorsun dedim. O zaman sen inanma öylesem dedi. Orada kaldı. Sonra bir iki dakika sonra sordum. Peki telefonu ne ettiniz dedim. Telefon sinyallerinden bulunuyormuş bu dedim ben. Onu ne yaptınız dedim. Telefonu aldık dedi. Kendim mi aldım dedi. Kendi de aldırdım mı dedi. Orayı bilemiyorum. Dolaştırdık geldik dedi. O zamanları üst şey köprü alt geçit yeni yapılıyormuş. Hı. Yeşil ışıklarını geçince böyle. Oraya bulunduğunda. Demek ki bana bazı şeylerde yalan attım dedi. Kırık telefonu kimliğine çekti. Onun ikinci karısı mı? Birinci karısı mı? Bu üçüncü Nurcan. Karısı. Nurcan. İkinci karısı. İkinci karısı. Nurten ikinci karısı mı? O da öldürülmüş. O da öldürmüş de. Nurten'i de Veysel mi öldürmüş? Onun ölümü ondan sorunlu mu değil mi onu bilmiyorum. O cinayeti de acaba Veysel mi işledi? Onu bilmiyorum yani. Onu aslında araştırmak lazım. Ama nasıl araştıracak? Onu bilmiyorum. Emniyet araştırır. Onu dedi ki bana onun peşine çok düştü o. Onun eski kocası öldürdü dedi. Nasıl öldürmüşler dedik biz. Hatta ölüsünü bile bulamadık dedik. Dediler bize. Nasıl öldürmüşler dedim. Ne o kızlı çocuklarını göstereceksin. Sizin diyesilermiş bir başka birileri. Bir eve götüresilermiş. Oradan ilaç katarlarmış. Meyve suyunun içine öyle öldüreselermiş. Bana öyle anlattı. Ama ya gerçek ya değil. Şimdi onu ben öldürdüm diye bir kelime demedi. Söylemedi. Şimdi Allah'ı var kendi yok. En azından yani bilmiyorum babanızın tabii ona göre nereye gömdülerse aşkın. Gidecekler oralarda yer gösterme yapacaklar. Zaten çok iyi hatırladığını söyledi değil mi siz Orhan evet, Bey? Evet yani, iyi biliyor. Hepsini Kezban çok iyi hatırlıyor. Zaten bu yaktıklarını söylemeye yaktı onlar onu. Bana yaktı ben şunu anlamadım. Kemal'i niye bu işin içine kattılar? Üzerine geldi. Çocuk o zaman 18-19 yaşlarında falan. Erkek kardeşi Kemal'i neden? Çünkü psikolojisi sonra bozuk tedavi gördüğünü falan da söylüyor Kemal. Zaten dedi, gücü yetmezdi değil mi? İki kişinin gücü yetmez. Kezban zaten dedi Kemal'in dedi psikolojiyi bozuldu dedi. Çok hapları içirdik dedi. Ama şöyle söyleyeyim 13 yıllık bir cinayeti aydınlatmak da gerçekten çok büyük bir başarı. Bunu lütfen hakkını helal teslim etmek lazım. Helal olsun valla. Denizli İl Emniyet Müdürü Sayın Kenan Yıldız. İl Emniyet Müdürü Yardımcısı Sayın Niyazi Demirkaya. Asayiş Şube Müdürü Sayın Onur Yıldırım. Cinayet Büro ekipleri buraya gelen bütün arkadaşlar Denizli'den. Denizli Cinayet Büro Amiri Musa Altıntaş ve Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına büyük mesai harcayan bütün emektarlara kocaman büyük bir alkış lütfen. Helal olsun. Helal olsun.
Tebriklerimi gönderiyorum. Biz de olayın fotoğrafını çektik. Elimizdeki bilgilerle, belgelerle bütün bilgileri karşılıklı paylaştık. Biz de üzerimize düşeni yaptık. Ama işte adını saymadığım arkadaşlarım var. Rejide mesela Mustafa var, yönetmenim. Tuğçe var, yönetmen yardımcım. Dursun Ekarataş var. Gürkan var. Dolayısıyla gerçekten biz güzel bir ekibiz. Bütün ekip arkadaşlarına da, arkadaşlarıma, Ozan'a da öyle, stüdyo şefime de, herkese ulaştırmada, herkese kocaman bir alkış rica ediyorum. Bize güvendiğiniz ve geldiğiniz için size teşekkür ediyorum. Biz de canla başla çalıştık. Aşkın. Öncelikle size. Rica ederim Orhan aşkım. Bey, Selma Hanım'a, bütün ekibe, Büşra Seyis'e, Onur'a, kameraman, çok teşekkür ediyorum. Ne olursa olsun o senin cinayet babandı. Cinayet çözülsün de dedim, ne aşkım? Olursa olsun, evet, dedim. Ne olursa olsun o senin babandı. Bir mezarı olması gerekiyordu. Evet. İnşallah olacak bundan sonra. Benim buram acıyor ya, çok acıyor. Efendim izninizle bir ara verelim, sonra beraber olalım. WhatsApp ihbar hattımız 0549 215 1010. WhatsApp ihbar hattımız 0549 215 1010. Evet, 13 yıllık bayram. Ya. İyisiniz değil mi? Aynen, Hacer aynen. Hanım, yayındayız. Aynen. Çok geçmiş olsun bir kez daha. Alnınız iyi ama sizi yine bir doktora götürelim. Nasılsınız? Yok, teşekkür ederim. Tamam. Gerek yok. Peki. Bu arada bir haber, arkadaşlarım, haber müdürüm söyledi. Kezban ne demiş Doğanay? Pişmanım. Pişman olduğunu söylemiş. Bu cinayetin işlendiğini ve kendisinin de Veysel'e yardım ettiği için pişman olduğunu söylemiş. Veysel son ana kadar ekranda gördünüz, inkar etmeye devam etti. Hatta şunu söyledi son ana kadar. Dedi ki telefon orada bulunduğu için de bu cinayeti aşkın işledi dedi. Ve cinayeti aşkına yıkmaya çalıştığı çok net bir şekilde ortada, bir plan yaptı ortada. Önceden planlayarak ve tasarlayarak öldürdüğü de ortada. İki önemli itiraf var. Bundan sonra artık o yerlere gidip bakılacak. Oralarda bir ceset olup olmadığına bakılacak. Biz gelişmelerden, hepsinden sizi haberdar edeceğiz sevgili izleyiciler. Pazartesi günü bitiriyoruz değil mi yayını? Evet, yoksa ben devam edebilirim yani. Neyse, pazartesi günü tekrar sizlerle birlikte olacağız. İyi hafta sonları. Hoşça kalın. İyi akşamlar.